Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar diliyoruz. TRT 1 ekranlarından, Alişan'la Hayata Gülümse programından, her nerede izleniyorsak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz herkese. Şu anda yanımda görmüş olduğunuz kumlar, altta ışık ve muhteşem kum sanatını icra edecek kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şu aslında az önce ben Ömer Bey'le görüştüm. Dünyada yapan sadece 7-8 kişi. 7-8 kişi. Türkiye'de de yapan 2 kişiden aynen birisiniz. Aynen. Muhteşem bir sanat. Çok teşekkür ederim. Az sonra nereden çıktı Ömer Bey'in hayatında şu kum sanatını icra etmek, nasıl geliştirdi kendini, bunların hepsini konuşacağız. Ve asıl önemlisi Doktor Erkan Aydın'la, ilahiyatçı yazar Doktor Erkan Aydın'la bugün yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşmaya devam edeceğiz. O anlatırken burada Ömer Bey de bize o kadar güzel resimler çizecek, evet, kumla birlikte. İnşallah. Ya bugün çok güzel bir program olacak. Kesinlikle. Benim dikkatle dinlediğimi biliyorsunuz ve siz de biliyorum çok dikkatle ve ilgiyle takip ediyorsunuz Peygamber Efendimiz'in hayatından kesitleri. Özellikle Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy nasıl geldi? Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'e ilk vahiy geldiğinde nasıl destek oldu? Peygamber Efendimiz vahiy gelmesinden sonra ilk kiminle paylaştı? Mesela Peygamber Efendimiz'in mezarı neden dörtgen olarak yapıldı? Kabri neden kurşunla kaplı? Bunların hepsini ben çok merak ediyorum. Biliyorum siz de çok merak ediyorsunuz ve ilgiyle az sonra dinleyeceğiz Erkan Aydın'dan. Şöyle bir şeyle bir başlayalım mı? Aynen, ben bir VTR'ye gideceğim. VTR'ye tamam. Giderken siz de şöyle bir çizerseniz olur. Çok güzel bir görsel olacak. Bakın nasıl bir resim çıkacak ortaya bilmiyorum. Ömer Bey bu güzel sanatı icra ederken ben de bir VTR'ye gitmek istiyorum. İftar sofralarının vazgeçilmezi, çeşit çeşit şerbet tarifi için önce Ürgüp'e, ardından Halfeti'ye gidiyoruz. Bakın elma ve karagül şerbeti nasıl yapılıyor. Ama yönetmenim çok kısa şu Ömer Bey'in çizdiği nasıl bir şey çıkacak ortaya, resmi bir görmek istiyorum. Ayasofya'yı. Ayasofya'yı mı çiziyoruz? Oo. Ayasofya Camisi'ni şu anda kumla resmediyor Ömer Bey. Bakar mısınız muhteşem Bey? Harikasınız ya. Hadi buyurun biz VTR'ye gidelim. VTR'den sonra Ömer Bey'in çizdiği, kumla çizdiği Ayasofya'yı sizlere göstereceğiz. Diyarı Ürgüp'ten hem sağlıklı hem lezzetli yöresel tarif. Elma şerbeti yapacağım eski usullerde. Alişan Bey, şimdi Masalkent Ürgüp'ü yansıtan çok güzel bir ambiyansın içerisindeyiz. Bugün sizlere elma şerbeti yapacağım eski usullerde. Elma, ayva ile birlikte Osmanlı'da en çok kullanılan meyvedir. Son derece faydalı, kalp ve sinir sistemine son derece faydalıdır. Eski usullerde olukta elmayı döverek önce suyunu elde edeceğiz, pekmezini yapacağız. Sonra çalkama dediğimiz şerbetini yapacağız. Osmanlı'da elma ve ayvanın özellikle seçilmesinin sebebi Osmanlı tatlıyı, tuzluyu bir arada kullanmayı çok seviyor. Genelde bunu tercih ediyorlar Osmanlı mutfağında. Sert yapısından dolayı elma ve ayva yemeklerde tercih edilen iki tane en büyük unsur, iki tane en büyük meyve. Şimdi elmamızı döveceğiz. Benim 100'e yakın tarifim var. Farklı farklı şerbet tariflerim var. Şu anda bu tarifleri ben kendim kategorize ettim. Kaynatma, macunlu ve demleme şerbetler diye. Macunlu şerbetler kısmındaki elma şerbetini yapacağız bugün. Şimdi elmalarımızı önce bölüyoruz. Daha çabuk çıksın diye suyu. Mümkün olduğu kadar bıçak kullanmıyorum. Bu şekilde elimle, metal değmesini istemiyorum ürünlerime. Metal deyip meyvenin değerinin düşmesini istemiyorum. Vitamininin ölmesini istemiyorum. O yüzden
elimle. Tamamen her şey eski usul bizde. İçinde yaklaşık 5 kilo elma var. Bunu bağlıyorum. Şimdi elmayı döveceğim. Elma içinde sağa sola uçuşmasın diye bu şekilde çuvalın içerisine koydum. Ürgüp'te bu coğrafyada ceviz ağacı çok olduğu için ve en sağlam ağaçlardan bir tanesi olduğu için eskiden bu şekilde ceviz ağacından oluklar yapılırdı. Burada da bir oluğu var, deliği var. Bütün pekmezler, üzüm, elma, bütün pekmezler bunun içerisinde dövülüp suyu elde edilip ondan sonra pekmez yapılırdı. Artık elmaları ezme işlemine geçebiliriz. Ancak bunun için oldukça ilginç bir alet kullanıyoruz. Burada da yine aynı şekilde ceviz ağacından bir tokmak var. Bu şekilde tokmakla vurarak elmanın suyunun çıkmasını sağlıyoruz. Tokmakta gördüğünüz gibi bir ceviz kütüğü var. Burasından bir delik açılmış. Bu da yine çok eski bir tokmaktır. Üzerinde hiçbir şekilde metal, çivi ya da başka bir şey yok. %100 ağaç, ağacın kendisi kullanılarak, sapı da yine ağacın kendisi kullanılarak, artan parçalarından da sap bu şekilde oluğa, deliğe sıkıştırılarak tokmak elde ediliyor. Elmayı döverek suyunun çıkmasını sağlıyoruz. Çıkan suyu oluğun içinden süzülerek alttaki kara kazanımıza dolacak. Keşkeği hepimiz biliriz. Keşkek oluklarda, mermer ya da taştan oluklarda dövülür. 3-4 tane bayanla beraber dövülür. Meyve oluklarında, bu şekilde meyve olukları ahşap olur. Bunda da 2 ya da 3 kişi sırayla tokmağı kaldırarak, biri tokmağı hafif, orta şiddette indirirken, diğeri hazırlanır. Tam ritmik bir şekilde sırayla bu şekilde en az 1 saat dövülür. Ürününe göre değişir. Üzüm mesela çok daha çabuk suyu çıkar. Ama elma gibi, ayva gibi meyvelerin suyu biraz daha zor çıkar. O yüzden yaklaşık 1 saat bu şekilde sırayla orta şiddette oluğu da kırmadan bu darbelerle vurularak elmanın suyu çıkartılır. Özellikle kırmızı elma seçtim ki suyu daha fazla çıksın. 5-6 kiloluk elmadan yaklaşık 1 litre bir elma suyu elde ettik. Şimdi bunu kaynatıp pekmez yapacağız. Evet, şimdi önce ocağımızı anlatayım. Ateş tuğlası. Bu ateş tuğlasıyla böyle bir bölüm oluşturuluyor. Rüzgardan etkilenmesin diye. Ateş tamamen kara kazana tesir etsin diye. Kara kazan da Anadolu'da 17 ile 20. yüzyıl arasında yaygın olan imece kültürünün bir parçası esasında. Eskiden biliyorsunuz köylerde imece kültürü vardı. Düğünlerde, bayramlarda, hıdrellezlerde insanlar beraber yer, beraber içerdi. Beraber güler, beraber ağlardı. Ben de köyde büyüdüm. Ürgüp'te mesela tarlada bir kişinin işi bitmediği zaman diğer köylüler ona yardım ederlerdi. Kışa hazırlık da yine aynı bu mantıkla imece kültürüyle yapılırdı. 3-5 hane bir araya gelir, evlerin önünde böyle ocaklar kurulur. Kara kazanlarda bütün pekmezler, bugün bizim yapacağımız gibi pekmezler, salçalar, kışlık sebzeler hepsi bu kara kazanlarda hazırlanırdı. Kara kazan da yine bizim Anadolu gastronomisinin çok önemli bir değeri ki bunu biz yaşatmalıyız, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Şimdi elma suyumuzu koyduk. Elma suyumuz orta ateşte. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi yavaş yavaş azaltacağız. Altından odunu çekeceğiz yavaş yavaş. Orta ateşte, kısıkta kaynayacak. Ürgüp'te mis gibi elma kokuları yayılmaya başladı. Dumanı da görüyorsunuz. Bildiğiniz burada ben elma suyu buharında füme oluyorum şu anda. Harika elma kokuları, elma suyunu da şöyle göstereyim. Bu kaynadıkça yavaş yavaş pekmez kıvamına gelecek. Şimdi elma suyumuz kaynamaya başladı. Artık ateşi biraz azaltmam lazım. Çünkü bu hızla kaynarsa istediğimiz kıvama gelmez. Pekmez iyice özdeşleşmez, pekmez kıvamına gelmez. O yüzden yavaş yavaş artık ateşimden odunlarımı alıp orta ateşte pişirmem gerekiyor. Şu an kaynarken sürekli karıştırmaya gerek yok. Çünkü hala şu anda su kıvamında, sıvı kıvamda. Yavaş yavaş koyulaşınca bunu sürekli karıştırmak gerekecek ve ateşi mümkün olduğu kadar azaltmak gerekecek. Ateşi azalttım. Yüksek ateşten biraz daha orta derece bir ateş seviyesi elde etmiş olduk. Şu an kaynaması da zaten, kaynama hızı da düştü biraz. Şu an tam istediğimiz ideal dereceye ulaştık.
Kaynayan ezilmiş elmalar kıvama geldi. Tabii bunu anlayabilmek için dikkat edeceğimiz birkaç nokta var. Pekmezin kıvamı bu şekilde akıcı olması lazım ama çok da sıvı olmaması lazım. Tam olarak böyle olması lazım. Pekmezin hazır olduğunu bu şekilde ahşap kaşığımıza sarmaya başlıyor. Görüyorsunuz yavaş yavaş ağırca süzülüyor. Bu demek oluyor ki pekmezimiz hazır. Mis gibi bir elma pekmezi yaptık. Ürgüp'ün elma ağaçlarından. Suyumuzu alıyoruz. Yavaşça suyu döküyorum. Şimdi çalkama yapıyorum. Çalkama. Yani macun şeklinde yapılmış. Size bahsettiğim gibi. Çocukluktan bu yana özel tariflerimiz. Macunlu bir şerbet yapıyoruz. Önce pekmezimizi yaptık. Soğuk suyla beraber bunu yavaş yavaş açıyoruz ve şerbet kıvamına getiriyoruz. Biraz daha su ilave edeceğim. Bu şekilde kontrol ederek kıvamını suyumuzu ilave edeceğiz. Tabi bu arada soğuk su ilave etmemizin sebebi içiminin sadece soğuk olmasından ziyade sıcak su koyduğunuzda bu pekmezin içindeki ürünler topak olmasın diye tamamen yavaş yavaş açılsın, sıvı hale gelsin diye soğuk su ilave ediyoruz. Sıcak su ilave ettiğinizde bu akıcılığı hemen sağlayamazsınız. Çok daha uzun sürer bu akıcılığı sağlamak çünkü pekmez artık yavaş yavaş topaklanmaya başlar. Şerbet istediğim kıvama geldi. Şimdi artık bardağı alıp servis edeceğim. Artık bu damak çatlatan yöresel lezzeti bardaklara doldurabiliriz. Oh oh, mis gibi elma şerbeti, hem de macunlu. Elma suyundan çok daha fazlası. Kalp ve sindirim sisteminin ilacı. En az 200 yıllık bir reçete. Afiyet olsun. Nahide ve Edibe Hanım bizlere doğal bir karagül şerbeti hazırlıyor. Merhaba Alişan Bey. Bu güzel manzarada sizlere karagül şerbetini yapacağız. İnşallah siz de bekleriz bu güzel manzaramıza. Bugün sizlere Halfeti özgü olan karagülümüzden şerbet yapacağız. Reçelini dilmesinde yapıyoruz. Özellikle çok sık tüketilen, talep gören bir şerbettir. Şimdi güllerimizi ayıkladıktan sonra yıkayacağız. Biraz ıslanması gerekiyor. Limon tuzu koymadan önce. Bunu süzeceğiz. Birkaç defa güllerimizi yıkadık. Tozu falan gitsin diye. Şimdi suyumuzu tencereye ilave ediyoruz. Kaynatacağız suyumuzu öncelikle. Biraz kaynattıktan sonra güllerimizi atacağız. Limon tuzu rengini versin diye. Rengini verdikten sonra şerbetimizi hazırlayacağız. Kaynayan suyun içine güllerimizi döküyoruz. Biz 1 litre suya 10 adet gül kullandık. İnşallah Halfeti'ye gelirsiniz. Siz de alır denersiniz. Biraz kaynadıktan sonra limon tuzu koyacağız. Biz göz kararı koyuyoruz ama siz evde yapmak isterseniz bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Kaynamaya başladı. Biraz limon tuzu ekliyoruz. Renk versin diye, aroma versin diye. Rengini vermeye başladı. Bizim yaptığımız konsantre soğuk suyla tüketeceğiz. Biz şeker kullanıyoruz şerbetinde. Siz kullanmak istemezseniz şeker de kullanmak istemeyebilirsiniz tabii ki. Rengini vermeye başladı karagül şerbetimiz. Tabii ki karagül şerbetimiz bu toprağa özgü. Buradan alıp gitseniz bile memleketine küser. Bu rengi vermez. Çok fazla kaynamayı da sevmez. Acır çünkü güllerimiz. Şimdi süzeceğiz biz bunu. Süzdükten sonra şekerini katacağız. Gerçekten soğuk suyla tüketildiğinde muhteşem bir tadı vardır, aroması vardır. Tarçın da kullanabilirsiniz, çubuk tarçın. İsteğe bağlı. Yani siz daha da renklendirebilirsiniz. Güllerimizi şerbetimizin içinden aldık. Şu an bununla işlemimiz bitti. Şimdi bunu sürahiye dökelim. Bu şu an konsantre. Buna biz şeker ilave ediyoruz.
Biz göz kararı koyuyoruz. 1 litreye 10 gül demiştik. Ona bir su bardağı kadar kullanabilirsiniz. Sonra bir bardak soğuk su ilave ediyoruz. Şöyle. Afiyet olsun. Alişan Bey, sizi de bekleriz. Mükemmel bir tadı, harfeti özgü karagül şerbetinizi tatmanızı bekleriz. Evet efendim, Doktor Hakan Aydın stüdyomuzda. İlahiyat Cezah Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizi görmek her zaman çok güzel. Allah razı olsun. İzleyicilerimize selamlıyorum. Hayırlı sabahlar herkese. Çok güzel şeyler anlatacağız bugün. İnşallah. Az önce izleyicilerimize söyledim. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiyin gelmesinden tutun da mezarının neden dörtgen olduğuna kadar. Kesinlikle. O ilk vahiy geldikten sonra onu ilk kime anlattı, kimler ona sırtını döndü. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz öldükten sonra ne oldu? Bunları anlatacağız. Sözümüz vardı. Geçen hafta yarım bırakmıştık. Kabrin içinden itibaren inşallah. Bugün bir belge de göstereceğiz. Yeşil Kubbe'yi hem yapan hem tamir edenler nasıl hassasiyet göstermişler. Devlet arşivlerinden bir belge de getirdim. Bir de Kadir Gecesi, Cuma'yı Cumartesi bağlayan gece. İlk vahiy gelirken neler yaşandı? Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam, Resulullah Aleyhisselam neler hissetti? Bunların hepsini konuşacağız inşallah. Hepsini konuşacağız inşallah. Siz de çok seversiniz. Kum sanatı, sanatçısı Ömer Faruk Elmas. Az önce bize çok küçük bir şey çizdi. Ama şimdi ne çizecek biliyor musunuz hocam? Ne çizecek? Mescid-i Aksa'yı çizecek. Evet. Ben onun çizimlerine bayılıyorum. Harika bir sanat. Çok etkili. Burada görünce de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben Mescid-i Aksa'yla karşılaşacağı bu çok daha güzel, evet, bir şey. Ne zaman başladı? Biraz sizden bahsedelim. Böyle 2011 yıllarında başladım kum sanatına. Şöyle biraz gelsek. Evet. Çizerken öyle. 2011 yılında başladım. Resim öğretmeniyim. Kum sanatına ayrı bir ilgim oldu. Kumla resim olabilir mi diye düşündüm. Bayağı bir farklı malzemeler kullanmaya başladım falan. Derken bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Daha çok internetten falan böyle denk gelince sonra araştırdım, baktım ki hani kum sanatı çok daha terapi olarak, özellikle çocuklar üzerinde kum terapisi olarak ayrıyeten bir özelliği var. Bir de biz belki hocam topraktan hani geldik ya, belki onun da etkisi var. Tüm elektriği alıyor, saatlerce çalışma yapabiliyoruz. Ben bir şeyin başına geçmek istiyorum. Tabii ki. Benim resim dersi ortaokul lisede 2'ydi. Öyle mi? Yani kaç üzerinden? 10 üzerinden 2'ydi. Yani 5 olunca fena değil. Resim öğretmenim şu an izlemiyor bilmiyorum. Resim öğretmenimi bir itirafta bulmak istiyorum mübarek Ramazan günü. Hani kul hakkı geçmesin diye. Evet. Benim bir akrabam vardı, Erkan Tektaş. Resimleri muhteşemdi. Hı. O benden büyüktü. 3 sınıf üstteydi. Ona mı yaptırıyordun? Hayır. Onun çizdiği resimler Erkan Tektaş ya. Hı. Benim isim Serkan Tektaş ya. Hocam Erkan'ın önüne bir şey ekleyip resimden yıllarca öyle geçtim. Yani hocam hakkınızı helal edin. O resimleri ben çizmemiştim. Ama bugün de... O resimler Erkan Tektaş'ındı. Bugün de kumdan yapacaksınız. Kumdan? Belki hocamız olsaydı... Bir şey diyeyim. İki değil de beş. Hocam en iyi çizdiğim şeyde de çizdiğim buydu. Yani bu son senelerde popüler bir sanat olmaya haline geldi. O kadar da şey değil ama ya. Daha tanınmıyor yani. Ayşe bence sen şarkı söylesen daha iyi. Benim ilkokulda da çizebildiğim şey buydu. Ama bir şey biliyorsun. Bir de Allah bir insana bir yetenek verdi mi? Yani diğerleri biraz az olabiliyormuş. Demek ki senin yeteneğin. Hocam ne için konuşuyor ya? Aynı bir şey değil. Ya şu yetenek değil mi? Çöp çöpten. Al bak bunu çizebildik. Mutlu ailemi evet. Çizdim bak. Aynen. Bu ben. Dur bu seni birazcık da evet. Kadın gibi çizeyim de. Kafasını büyük çizince kadın oldu. Bak hocam. Şurada güneşimiz var. Şey vardı ya. Arka fonunda bir de. Karakterleri vardı biraz. O tarz. Bak hocam tık doğdu güneşim. Evet. Şurada da dağlar şöyle arkamızda. Yerinde vazgeçilmezmiş. Şu yere de şöyle yapacağız. Evet. Bak işte şurada da bir ev çizeyim şuraya. Bizim ev. Biraz küçük olacak ama yapacak bir şey. Hocam. Peki. Evet. Evet ama. Bir şey diyeyim. Şuna ya. Baksana. Hocam ama... çok güzel görünmüyor mu? Hayır. Bu benim çizdiğim kum sanatı. Ama böyle yani hocam burada tek parçaya takılmamak lazım. Bütünü görmek lazım değil mi? Bir şey diyeceğim. Bir yani insanın eline... Bu kadar mı yakışmaz? Hayır. Öyle değil, yok. Kumu aldığı anda
ailesini çizmiş olmasının hiçbir karşılığı yok. Kelimeyle ifade edemeyiz. Evet. Asıl sanat bu. İşte ondan dolayı diyorum yani. Böyle sevgiyle, muhabbetle ailesine bağlılık, aile toplumun temeli. Kesinlikle. Ben sanattan bağımsız olarak alkışlıyorum. Kesinlikle. Ömer Hocam, yani, bir Mescid-i Aksa'yı bize resmet. Bütünü görmek önemli. Beni sil şu, ben şöyle bir şey, kendimi şey yapayım da temizleyeyim oraları. Bu arada Mescid-i Aksa'yı çizerken hocam da bahsetsin bence. En son oradaydınız yine. Hem de muhteşem bir günde oradaydınız. Peygamber Efendimiz'in Miraç'a yükseldiği gece oradaydınız. Evet, Miraç gecesi. TRT1'de, TRT1 için orada bir program yaptık, mihraptan. Hı hı. Kimse yoktu tabii, 144 bin metrekare. İlk kıblemiz bizim. Aynen. İkinci mescidimiz, üçüncü haremimiz. Ama kimse yoktu. Şu anda elhamdülillah Ramazan ayında 100 bin insanla en az, özellikle son 10 günde maşallah namazlar kılınıyor. İnşallah 19-23 Nisan'da tekrar gideceğim ben oraya. Hocam hani Kabe'de namaz kılmanın çok büyük sevabı var. Hı-hı. Peygamber Efendimiz'in kabrinin orada namaz kılmanın çok büyük sevabı var. Mescid-i Aksa'da da namaz kılmanın, ibadet etmenin tabii ki sevap sayısı çarpanı çok fazla. Tabii ki. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki لَا تُشَدُّ الرِّحَالِ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ Yeryüzünde 3 mescide ibadet maksadıyla seyahat edilebilir. Hı-hı. Yani geriye kalan her yerde aynıdır. Birincisi Kabe'yi çevreleyen Mescid-i Haram. Orada bir namaz başka yerde 100 bin namazdan daha hayırlıdır. Ama bazı uyanıklar şöyle diyor. Hocam diyor, 100 bin namazın yerine geçersen diyor. Bu benim tüm kaçırdığım tüm namaz. Tüm öyle değil tabii. Yani orada Kabe'de kılınan bir öğlen namazı, diyelim ki Süleymaniye'de kılınan öğlen namazına göre çarpanı 100 bin. Tabii. Sevap bakımından. İkincisi, benim mescidim, Mescid-i Nebevi buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Burada bir namaz başka yerde 1000 namazdan daha hayırlıdır. Hı hı. Ama Mescid-i Aksa ile ilgili ilginç 3 farklı rivayet var. Bu hadiste mesela Mescid-i Aksa'da bir namaz başka yerde 500 namazdan daha hayırlı. Meymune annemiz soruyor, diyor ki ya Resulallah, bize Mescid-i Aksa'nın faziletinden bahseder misin? Diyor ki orası mahşer ve menşer toprağıdır. Yani yaratılışın ve ölümden sonra dirilmenin toprağıdır. Hı hı. Gidin oraya namaz kılın. Tabii o zaman Bizans'ın hakimiyetinde, ya gidemezsek, yani diyor ki gidin namaz kılın. Çünkü orada bir namaz başka yerde 1000 namazdan daha hayırlıdır. Birinde 500'dü, bunda 1000. Peki ya gidemezsek, hiç olmazsa kandillerine yağ gönderin. Ha. Tabii şimdi bugün Mescid-i Aksa'nın aydınlanma için kandile ve yağa ihtiyacı yok ama insana ihtiyacı var. Bir yılda Alişan kardeşim 10 milyon Yahudi veya Hristiyan, yabancılar Kudüs'ü ziyaret ederken bir yılda sadece 50 bin Müslüman ziyaret ediyormuş Kudüs'ü. İstatistikler işte, böyle. Oradaki baskılardan birazcık işte belki. Ama işte normal zamanda da gitmemişiz. Evet. Bütün İslam dünyası çok az değil mi? Çok az. Ya mesela bugün elhamdülillah bu sene 400 bin civarında, 450 bin sadece Türkiye'den umreye giden insanımız var bu koşullarda bile. Elhamdülillah, ne güzel. Eskiden Sürre alayları var. Sürre alayları Medine'ye uğruyor. Şey yani Kudüs'e, Medine, Mekke. Kudüs, Medine, Mekke haç yolu. Mesela bir hadiste de Mescid-i Aksa'da bir namaz başka yerde 50 bin namazdan daha faziletli sayılıyor. Ben bunu konjonktürel olarak anlıyorum. Diyorum ki mesela 400 yıl Osmanlı hakimiyetindeyken hiçbir sorun yok orada. Dolayısıyla bir bölük askerle idare ediyoruz orayı. Hürrem Sultan'ın mesela aşevi var, hala duruyor. Orada mı? Tabii. Şeyde Mescid-i Aksa'nın avlusunda müze var. Müzede yemek dağıtım listesi var. Mesela o gün yemek almaya gelmezse evine gidiliyor. Acaba hasta mı, öldü mü vesaire diye. O dönem belki bir namaz, başka yerde 500 namaz. Ama şu anda Mescid-i Aksa'da olmak, oraya sahip çıktığını göstermek belki 50 bin daha fazla namaza bedeldir, daha faziletlidir. Hocam çok güzel yapmadım ya Ömer Faruk Bey. Vallahi helal olsun ya. Burada evet, da bir muhteşem. Bir kızımız, herhalde bir Gazze'li kızımız mı? Aynen, Gazze'li kızımız ya da bir annemiz. Ya da bir annemiz. Şimdi, ve bir gözyaşı yaptı ona. Aynen.
Allah oradaki bütün Müslümanlara yardım etsin. İnşallah orayı o işgalden Kubbet Sahra'yı mı yaptı? Ölümden kurtarsın. Evet, sarı kubbeli yeri değil mi? Kubbetü Sahra'yı yaptık. Evet. Ha, bir anne ve bebek. Burası Lişan kardeşim Kubbetü Sahra. Mescid-i Aksa 144 bin metrekarelik alanın tamamı ismi. İçinde birkaç tane mescit var. Bunlardan bir tanesi şu anda... Bizim hep gördüğümüz değil mi? Tabii. Sarı kubbeli olan yer Kubbetü Sahra. Burası Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği, miracın şahidi olan Muallak Kayası'nın üzerine yapılan 691'de Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın yaptığı yer. Bunun üzerinde bir alem çizdi. Gördün mü şu? Şurası. Evet. Evet. O alem 5 metre 40 santim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde TİKA'ya verdiği talimatla Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz tarafından altın kaplama olarak yapılmış, götürülmüş, oraya konmuştur. Allah razı olsun. Bu Kudüs'teki en yüksek yapıdır aynı zamanda şu anda. Böylece Türk milletinin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine olan sevgisi, muhabbeti ve himayesinin bir sembolüdür. Aynen öyle. İlginç sekizgen. Neden biliyor musun? Neden hocam? Bak 691'de yapılmış bir şaheser. İslam kültür sanat mimarisinde ilk sekizgen yapı budur. Niye sekiz? Çünkü Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Allah sembolik olarak cehenneme 7 kapı, cennete 8 kapı koyduğunu bildirmiştir. Kur'an'da ve hadislerde. Sembolik olarak cennetin cehennemden bir fazla kapısı vardır. Çünkü Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Allah'ın rahmeti geniştir. Sekizgen her köşesi cennetin bir kapısını temsil eder. Fakat İslam inancında sadece ahiret bilinciyle ilgili cennet yok. Cehennem de var değil mi? Tabii ki. Dolayısıyla korku ve ümit arasında oluruz biz. Buna beynel havfi ve reca denir. Bu denge şöyle ifade edilir. Deseler ki bütün insanlar cennete gidecek, bir kişi cehenneme. Bu dünyada işte bu kadar kötü, günahkar insan var demeden o bir kişinin biz olmamızdan korkmalı ve endişe etmeliyiz. Müthiş değil mi? Çok. Deseler ki sadece bir kişi cennete, geriye kalan herkes cehenneme gidecek. Bu kadar peygamber, güzel insan var demeden cennete gidecek bir kişinin biz olacağımız kadar da ümitli ve imanlı olmalıyız. Buna korku ve ümit arasında olmak deniyor. Beynel havfi ve reca. Şimdi sadece cennetten bir köşeyi temsil etsin diye sekizgen yapı yapmamışlar. Sekizgenlerin uzunluğu 19 metre. Onu da var mı şimdi? Öyle tabii bak 19. Niye? Aleyhâ tis'ate aşar. Cehennemin üzerinde 19 melek vardır. Böylece yapıya baktığınızda sekizgenler cennetin kapılarını, 19 metre uzunluğu da cehennemin üzerindeki melekleri, dolayısıyla cehennemi hatırlatıyor. Yani yapı bile baktığınızda beynel havfi ve reca, Müslümanın ahiret bilinciyle ilgili böyle ümit ve korku dengesini yansıtan bir şey. Ve kaç bin yıl önce yapılmış? 691. Müthiş. Mesela içeride Muallak Kayası'nın etrafında 4 tane ana sütun var. 4 mevsim. Arkasında 12 sütun var arada. 12 ay. İkinci sırada 24 saat. 52 tane de penceresi var. Böylece hepsinin de bir anlamı var. Vel asr innel insane lefi husr. Asır suresinin zamanın ne kadar kıymetli olduğunu, zaman düşüncesini 691'de yapıya işlemişler. Çok önemli değil mi? Çok. Ve zamanı iyi düşün. Gelip geçip giden zamanı. İnsanın bütün sermayesi zaman olduğundan geçen her saniye insan zarar etmektedir. Ama bu sermayesini imanla, salih amelle yatırıma dönüştürenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, zararı önler ve kâra geçerler. Asır suresi. Dolayısıyla bu yapıya muhteşem oldu. Çok güzel oldu ya. Evet. Bu en son şey mi bu? Zümrüt Anka mı? Yoksa? Evet, biraz daha Zümrüt Anka. Çok güzel oldu ya. Şunun özel bir şeyi var mı? Bir ağıt. Haykırış. Evet. Oradaki şu anki orada olan zulüm
bebeğin, annenin gözyaşı, oradaki annenin haykırışı. Muhteşem. O kadar güzel bir şey. Ya senin için en zor olan şey de bu muhteşem tabloyu şimdi birazdan böyle iki el darbesiyle yok edeceksin. Senin için en zor olan şey odur herhalde değil mi? Ama şöyle bir iyi tarafı var. Şimdi bunu çizdiği anda herkesin gönlüne nakşetti ya. Evet. Kum dağılabilir ama gönlümüze inşa edilen Mescid-i Aksa son Müslüman, son Türk milleti nefesini verinceye kadar asla dağılmayacak. Evet, bunu da bir de şunu görünce aklıma ne geldi? Hazreti Meryem. Evet. Çünkü Hazreti Meryem'in adak olarak sunulduğu yer de Mescid-i Aksa. Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran suresinin ismini veren İmran ailesi, İmran Meryem'in babası. Hı hı. Dolayısıyla Hazreti Meryem'in adak olarak sunulduğu yer, Hazreti İsa'nın Hazreti Meryem'e müjdelendiği yer. Aynı zamanda Sezai Karakoç'un dediği gibi çağdaş Kudüs bizim için Meryem demektir aynı zamanda. Evet. İsa Mesih'tir. Muhteşem. Evet. Harika çizdi. Ömer Faruk Bey'e teşekkür ederiz. Muhteşem bir çizim yaptı. Mescid-i Aksa'yı resmetti. Şey oldu mu? Bir kez daha dualarımız. Ortada bu resim varken böyle iki yanında bir hatıra kaldı mı bizim için acaba? Ekrana böyle geldi mi? Ne hocam? Ortada Mescid-i Aksa iken. Tabii bak. Şöyle. Tabii. Evet. Bu çok, bakar mısınız? Bu çok özel bir şey. Çok güzel oldu. Ben inşallah 19-23 Nisan gibi. Yine orada mı oldu? Bir grupla beraber Mescid-i Aksa'ya gideceğim. Şunun bir güzel tablosunu yaptıracağım. Mescid-i Aksa'ya götüreceğim. Tamam. Biz de oradan sizden güzel görüntüler isteriz hocam. Olur inşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizlerle birlikte olmaya devam edecek Ömer Faruk Bey. Şimdi hocamla biz Peygamber Efendimiz'i kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz. O sırada da Ömer Faruk Bey bize sizin anlattıklarınız ışığında böyle güzel şeyler çizecek. Yeşil Kubbe'yi belki. Evet. Olabilir. Çizer. Evet. Onu da çizer. Muhteşem. Yeşil Kubbe, Hira Mağarası'na, Kabe'yi. Hira Mağarası'ndan başlayalım mı? Başlarız ama söz verdim ya. Yani en son kaldığımız yerden mi diyorsunuz? Evet. O zaman peki geçelim LED'imize. Bitirelim mi? Tamam. Geçen sonra hafta kaldığımız yerden. Sonra yazıyorlar. Tamam. Bana bir şey değil de seni çok seviyor Türk milleti. Gelin hocam. Bursa'ya bir geldin elhamdülillah. Allah razı olsun. Gördüğün gibi programa geçemedik şeyden. Evet. O zaman en son kaldığımız yerden. Tabii söz verdiğimizi tamamlayalım. Başlayalım. Sonra Kadir Gecesi ile ilgili sohbet ederiz. Geçtiğimiz hafta ne anlatmıştık? Burası Peygamber Efendimizin evi. Bunu aslında bu sıradan bir fotoğraf değil. Bunu Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ın son günlerini ve Yeşil Kubbe'nin altındaki kabri saadetini temsilen bir üniversitede doktor bir müze yaptı. Dolayısıyla Hazreti Ayşe ile Peygamber Efendimizin yaşadığı yerin tasviri bu. Hı. Yani şöyle bir odaları vardı 1+1. Dedik ki Peygamber Efendimiz 12 Rebiül evvel pazartesi dünyaya geldi. Pazartesi hicret etti. Pazartesi Kuba'ya vardı. Yani Medine'de hicreti sonlandı. 12 Rebiül evvel pazartesi de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Peygamber Efendimiz'in hayatında pazartesilerin çok büyük anlamı vardı. Onun için pazartesi, perşembe oruç tutardı biliyorsun. Bir neden? 12, hep 12 dediniz hocam. 12'lerinde var mı bir şey? 12'de yok ama pazartesi. Rebiül evvel ayının 12'si. Süleyman Çelebi Mevlid'de diyor ya gece isneğin gecesi, iki gece. Doğduğu ve Allah'ın katına yükseldiği gün pazartesi. İlginç. Resulullah Aleyhisselam pazartesi, perşembe neden oruç tutulduğu sorulduğunda diyor ki insanın amelleri Allah'a arz edilir haftalık olarak. O gün oruçlu olmak istiyorum. Bir de mesela 13, 14, 15 her ayın 13, 14, 15'inde de oruç tutardı. Sünnettir. Bunlara Eyyamul Biyd, beyaz günler deniyor. Mesela onu merak etmişimdir. Niye 13, 14, 15? Şimdi dünyanın 3'te 2'si neredeyse su ya. Evet. İnsan vücudunda da aynı oranda su var. İnsan zübde-i alem. Medcezir'i biliyorsun, gel git. Ayın hareketlerine göre okyanuslar çekiliyor veya taşıyor. Ayın 13, 14'ünde yani dolunay zamanında insanın da vücudunun önemli bir kısmı çoğu 3'te 2'si su olduğundan insan da o gün psikolojik olarak çok gergin olabilir. Muhtemelen Resulullah Aleyhisselam bu psikolojik gerginliği oruçla dengeliyordu. Allahu alem. Onun için 13, 14, 15'i her ayın bir de pazartesi, perşembe Resulullah Aleyhisselam oruç tutardı. Bunlar Ramazan'ın dışında da sünnettir. Önümüzdeki hafta da inşallah bayramdan hemen önce inşallah birlikte olacağız. Unutmazsak Şevval
orucu var 6 gün. Resulullah Aleyhisselam Ramazan'dan sonra 6 gün Şevval'de oruç tutan bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur diyor. Bu 6 gün tutunca nasıl bütün sene oruçlu oluyor, ne kastediyor onu da anlatırız inşallah. Hocam burada benim anladığım ne biliyor musunuz? Evet. Peygamber Efendimiz düşünün, baştaki insan, o zamanın evet. Müslümanların başı, hala başımızdaki insan evet. Ama o zaman yaşayan biri olarak söylüyorum. Hı-hı. Yani kendine bir köşk de yaptırabilirdi değil mi? Evet. Kendine çok büyük bir ev de yaptırabilirdi. Ama gördüğünüz gibi tek bir oda var. Ve ibadet ettiği bir yer. Tabii çok mütevazı yaşadı Resulullah Aleyhisselam. Bu dünyadan göçerken Kur'an sünnetin dışında bir şey bırakmadı. Öyle ki Hazreti Ayşe'ye bu çok hastalandığında iki tane altın var evde veriyor. Diyor ki ben vefat etmeden bunu sadaka ver. Bu son anlarında diyor ki Resulullah Aleyhisselam'a ne yaptın Ayşe, sadaka verdin mi? Ya diyor senin hastalığın var, şu anda benim derdim o mu? Ey Ayşe diyor, ben bu iki altınla Allah'ın huzuruna gidersem, bu kadar ihtiyaç sahibi var, ben bunun hesabını nasıl veririm? Ya. Değil mi? Gönderdiklerimiz ahirette, cennette bizi bekleyecek. Ama bu dünyadakiler iyi biçim geçiyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam burada vefat etti. 12 Rebiülevvel pazartesi, bir sonraki resmi alalım. Peygamber Efendimiz'i buraya defnettiler. Hazreti Ayşe burada yaşamaya devam etti. Demiştik Resulullah Aleyhisselam'ın cenaze namazı cemaatte kılınmadı. Erkekler, kadınlar, çocuklar geldiler. Pazartesi kuşluk veya öğlen üzeri vefat etti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece defnettiler. Hicri takvimde önce gece sonra gündüz gelir. Onun için perşembeyi cumaya bağlayan geceye Anadolu'da cuma akşamı denir. Evet, cuma gecesi. Ramazan'ın ilk akşam teravih kılarız. Son gün oruç tutar, akşam teravih kılmayız. Niye? Hicri takvimde güneş batar, yeni gün başlar. Hı hı. Onun için salıyı çarşambaya bağlayan geceye çarşamba günü ya da gecesi dendiğinden kitaplardaki bu ifade yanlış anlaşılmış. Resulullah Aleyhisselam'ın kabrinin 3 gün bekletildiği söylenmiştir. Bu eksik ve yanlış bilgidir. Ertesi gün akşam Resulullah Aleyhisselam defnedildi. Demiştik ki onu bu dünyadan son uğurlayan kim oldu? Tam böyle hazırlıklar bitiyor, defnedecekler. Bir kız çocuğu geliyor, yetim. Resulullah Aleyhisselam'a dua etmeye geldim diyor. Yani onun için cenaze namazı. Kendisi yetimdi. Doğmadan babası rahmetli oldu. Doğdu annesi. Bazen düşünüyorum Alişan kardeşim. Allah en sevdiği peygamberliğin mührü Resulullah Aleyhisselam'a bunca acıyı niye yaşatmış olabilir? Doğmadan babası, doğdu annesi. Dedesinin yanında bir sıcaklık buldu, dedesi vefat etti. Amcasının yanına sığındı, amcası vefat etti. Hazreti Hatice ile evlendi, tam böyle bir yuva sıcaklığını gördü. Sonra çocuklarını tek tek elleriyle toprağa verdi. Mesela ilk çocuğu Kasım vefat edince, işte ona nispetle Ebul Kasım deniyor Peygamber Efendimiz'e. Onu kucağına aldığında, ey Ebu Kubeys dağı diyor, benim acım sende olsaydı paramparça olurdun. Hazreti Fatma dışındaki bütün çocukları hayatındayken vefat etti ve bütün bunları gördü. Hazreti Fatma da ondan sonra 6 ay yaşadı bu dünyada. Allah bütün acıları ona yaşattı. Allah hepimizin evlatlarını korusun. Evlat acısıyla bizi imtihan etmesin. Amin. Sıralı ve uzun ömürler nasip etsin. Diyorum ki Allah galiba sevgide rehber olduğu gibi acılara katlanma konusunda da bize rehber olsun diye Peygamber Efendimiz üzerinden bunları ona yaşattı ki bize örnek olsun diye. O hem sevginin hem de acılara katlanmanın da en güzel örneğini gösterdi. Resulullah Aleyhisselam buraya defnedildi. Aradan zaman geçti. Hazreti Ebu Bekir halife oldu. Hazreti Ebu Bekir peygamberle yaşayan bir toplumu peygambersiz yaşamaya alıştırdı. Şimdi insanların problemleri olduğunda direkt peygamberimize gidiyorlar, vahiy geliyor, çözülüyor. Şimdi artık Peygamber Efendimiz yok, Kur'an tamamlanmış. Dolayısıyla çok zor bir liderlik bu. Ve o zamanın şeyine göre hocam. Tabii ki. Yani daha önce zekat verenler zekat vermiyor, dinden dönenler var, peygamber olduğunu söyleyen yalancılar var vesaire. Derken önümüzdeki hafta
Hazreti Hamza'yı şehit eden ve Hazreti Ebu Bekir döneminde ona karşılık peygamber olduğunu söyleyen yalancı Müseylemetül Kezzab'ı öldüren Vahşi'nin affedilme hikayesini de anlatırız. Önümüzdeki haftaya da not vermiş olalım. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Müslümanların halifesi. 2 sene halifelik yaptı. 2 sene sonra vefat etti. Bir sonraki resmi alalım. Resulullah Aleyhisselam'ın hemen baş ucuna defnedildi ama onun omuz hizasından itibaren. Bu Peygamber Efendimizin. Bu Peygamber Efendimizin. Bu Hazreti Ebu Bekir'in. Şu andaki Yeşil Kubbe'nin içinde mezarlar böyle. Şurası Hazreti Ayşe'nin kendisine mezar yeri olarak ayırdığı yerdi. Hı hı. Ben vefat edince buraya defnedilirim. Niye? Çünkü Hazreti Ebu Bekir babası, diğeri de kocası ve Peygamber Efendimiz. 10 yıl Hazreti Ömer halifelik yaptı. 10. yılın sonunda Ebu Lu'lu adında bir mecusi, gayrimüslim, bir sabah namazında Hazreti Ömer bugünkü Mescid-i Nebevi'nin mihrabında namaz kıldırırken onu bıçakladı. Bıçaklarken ne dedi biliyor musun? Adalet istiyorum dedi. Bu nasıl bir dünya ya? Dünyada bir dikili ağacı olmayan biri, ismi adaletle eş değer olmuş, İslam dünyasının sınırlarını genişletmiş, adaletiyle nam salmış Hazreti Ömer'i öldürüyor ve ona diyor ki adalet istiyorum. Allah'tan kork be. İşte. Cahit Zarifoğlu merhumun dediği gibi burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı. Ekip biçip gidecektik. Kimse çivi çakmayacak bu dünyaya. Resulullah Aleyhisselam Mekke'nin fethinden sonra Huneyn savaşından sonra ganimet dağıtıyor. Savaş sonrası elde edilen mal varlıkları. Kendince bir taksimat yapıyor tabii. Kendi Medine'ye gidecek. Dolayısıyla yeni Müslüman olanlara fazla veriyor. Kalbi İslam'a ısınsın vesaire. Orada tam iman kalbine yerleşmemiş olanlar geliyorlar. Birisi Resulullah Aleyhisselam'ın böyle yakasına yapışıyor. Diyor ki adil ol ey Muhammed diyor. Resulullah Aleyhisselam dönüyor. Allah'tan kork be diyor. Muhammed adil değilse kim adil ya? İnsan vicdan terazisini asla böyle şaşırtmalı yani, biliyor musun? Vicdan içimizde, evet. Vicdan içimizde Allah'ın sesidir. İlahi bir otokontrol sistemi aslında. Allah vicdanını kaybedenlerden eylemesin bizi. Amin. Çok önemli bir şey. Şimdi Hazreti Ömer yaralı. Oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, hem baba hem oğul sahabi ise böyle diyoruz. Allah ikisinden razı olsun. Diyor ki Ayşe'ye git, müminlerin annesi. De ki bu mezar yerini bana verir mi? Beni buraya defnedin vefat edince. Yaralıyken söylüyor. Yaralıyken diyor. Gidiyor Abdullah İbni Ömer Hazreti Ayşe'nin yanına. Hazreti Ayşe diyor tamam diyor. Onu buraya defnedin. Baba diyor Ayşe annemiz diyor izin verdi. Oğlum diyor bu mezar yeri böyle kolay kolay verilmez. Peygamberimizin yanında yatmak. Bu işte bir iş var diyor. Ben vefat edince Ayşe'ye bir daha sorun. Ya Ayşe bana acıdı bu yaralı halime ya da benden çekindi diyor. Dolayısıyla ben vefat edince gider bir daha sorarsın. Gönül rızasıyla yerini verirse o zaman defnedersiniz. Yoksa beni Cennetül Bakî mezarlarına götürürsün. Hassasiyete bakar mısın? Karşılıklı nezaket. Hazreti Ayşe izin veriyor ve Hazreti Ömer'i de Hazreti Ebu Bekir'in neredeyse ayak ucuna gelecek şekilde defnediyorlar. Şu anda Yeşil Kubbe'nin içinde 3 tane mezar var. Resulullah Aleyhisselam'ın kabri, Hazreti Ebu Bekir'in kabri, Hazreti Ömer'in kabri. Sonra bu 3 mezarın üstüne neler yapıldı? Bir sonraki fotoğrafta görelim. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın şu andaki gerçek kabri saadeti. Bunun biz mümkünse, işte, evet. Biz işte şuradan. Şuralardan bakıyoruz değil mi hocam? Tabii biz dışarıdan selamlıyoruz. Kadınlar yan taraftan, buralarda şöyle demir parmaklık var. Kimse bu içeriye giremiyor. Dolayısıyla bu orijinal gerçek bir fotoğraf. Resulullah Aleyhisselam'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ravza-i Mutahhara, tertemiz bahçe, kabri saadetinin içi. Niye Ravza-i Mutahhara diyoruz? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya cehennem çukurundan bir çukurdur. Bu dünyada sadece bir kişinin kabri cennet bahçesi olsa kimin olur? Resulullah Aleyhisselam. Onun için bu hadisten dolayı onun kabrine
Ravza-i Mutahhara, tertemiz bahçe. Hı hı. Rabbim ahirete göçen bütün kardeşlerimizin kabirlerini cennet bahçesi eylesin. Amin. Özellikle en son asrın felaketi, depremde ahirete göçen bütün şehitlerimiz, gazilerimiz, Allah hepsini peygamberimize komşu eylesin. Hocam bu ortada neler yazıyor? Ayet. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah yazıyor bunlarda. Şurada. Tabii. La ilahe illallah, Melikül Hakkul Mubin, Muhammedur Resulullah, Sadikul Vaadil Emin. Bir de hakkı teslim edelim. İkimizin de ortak dostu. Bu fotoğrafı çeken kişi Engin Uzun. Aa, tabii. Bana atmıştı bunu. Tabii. Engin abi, buradan selamlar. Hakkını teslim edelim, telifini. Selamlar olsun Engin abi. Emek önemli. Bu fotoğraf Engin Uzun'a ait. Çok yani, iyi tanırım. Tabii ki. Muhteşem bir fotoğraf ama gerçek. Buraya bu girmek bana nasip oldu Alişan kardeşim. Buraya girdiniz mi? Evet. Bu ortamın arkasında az önce bizim... Yok, şimdi onu da göstereceğiz. Mi? İçinde ne var? İçinde mi göstereceğiz? Sembollerle göstereceğiz tabii. Allah selametlik versin. Binali Yıldırım Başbakanımız zamanında resmi bir gezi oldu Medine'ye. Biz de rehberlik ediyorduk bu organizasyona. Onun için açtılar burayı. Az sayıda böyle bir 15 kişilik bir devlet erkanı. Ben de onlara rehberlik ederek içeri girdik. Burada Hazreti Fatma'nın evinin yerinde ona isnat edilen bir, onun için bir sembol türbe var. Peygamber Efendimiz'in teheccüd namazını kıldığı mihrap var. Ama şu içeri geliyorsunuz. İşte ön tarafta Resulullah Aleyhisselam'ın kabri saadetlerin baş hizaları var. Böyle görüyoruz. Şimdi bir sonraki fotoğrafta Ömer bin Abdülaziz zamanında kabrin içini gösteriyoruz. Hı-hı. Ama bu bir sembol yapı. Tabii. Ama gerçek böyle, birebir bu. Şimdi Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüme, bunların o üçlü mezarın üstünde ahşap bir kubbe var. Hı-hı. Bu Memlük döneminden. Etrafında ise beşgen bir yapı var. Ömer bin Abdülaziz zamanında yapılmış. Az önce gördüğümüz duvar var ya. Evet. İşte bu. Beşgendir o. Etrafta gerçeğini gördük ya. Evet. Az önceki. Evet. O beşgen, bu duvar. Hı hı. Niye beşgen? Çünkü Kabe'ye benzemesin demişler. Bunun yanında yöresinde namaz kılıyor ya insanlar. İslam'ı koruma konusunda ne kadar hassaslar görüyor musun? Asla etrafına böyle örtü çekildiğinde Kabe'ye benzemesin diye bunu beşgen yapmışlar. Önü kıbleyi gösterecek şekilde. Ömer bin Abdülaziz. Şimdi bu beşgen yapının hemen dibinde çok özel bir şey var. 5 metre temel kazılmış kabri saadetin etrafına ve kurşun dökülmüş. Neden? Neden? Vaktimiz var değil mi? Reklama gitmeyeceğiz. Var, tamam. Var. Şimdi TRT1 izleyicileri bunu net hatırlayacaklar. Selahattin Eyyubi dizisi var. Evet. Ben de keyifle izliyorum. Tabii bu diziler tarihi bilgiler etrafında kurgulanıyor ki insanlar izlesin ve anlasınlar. Birebir aynı olması mümkün değil. Ama orada tüylerimizi diken diken eden bir hikaye anlatıldı. Yanılmıyorsam 2 bölüm önce. Nureddin Zengi bir rüya gördü. Resulullah Aleyhisselam'ın naaşını çalmaya gelenler var. Bunun üzerine Medine'ye gitti. Bir hikaye var. Şimdi ben onu anlatayım. Buyurun. Nureddin Zengi, Anadolu Selçuklu'nun devamında o bölgede Atabey'i, Selahaddin Eyyubi'nin de devlet başkanı ve komutanlarından, Nureddin Zengi rüya görüyor. Rüyasında Resulullah Aleyhisselam ondan yardım istiyor. Ve rüyasında 2 kişi gösteriliyor. Peygamber Efendimiz'e zarar vermek isteyen. Gizlice kalkıyor, etrafında güvendiği askerleri alıyor ve Medine'ye geliyor. Hı hı. Medine'de rüyasında Peygamber Efendimiz'e zarar vermek isteyen kişileri arıyor. Bunun için yemekler veriyor, davetler veriyor. Gelen insanların gizlice gözlerine, yüzlerine bakıyor. Ama rüyada gördüğü kimse yok. Diyor ki, hiç çağırmadığınız kimse kaldı mı? Diyorlar ki 2 kişi var. Ama bunlar sabahtan akşama kadar oruç tutarlar, namaz kılarlar, teheccüde giderler, Cennetül Baki kabristanını ziyaret ederler, hayır hasenat sahibi, sürekli insanlara yardım ederler, para dağıtırlar.
onları ibadetlerinden alıkoymayalım diye çağırmadık. Madem bu kadar muhterem insanlar var, davet edin de görelim. Bir geliyorlar, bakıyor ki rüyada gördüğüm Peygamber Efendimiz'e zarar vermek isteyen insanlar. Allah Allah. Yani bir terslik var bu durumda. Bunları gizli takibe alalım diyor. Meğer bunlar İspanya'dan gelmiş iki papaz. Allah Allah. Evet. İşlerine sızmışlar. Tabii tebdili kıyafet gelmişler. O zaman Mescid-i Nebevi'nin etrafı evlerle dolu. Dizide biraz da günümüzü de dikkate alarak arkalarında bir Siyonistin organize ettiği şey görünüyor. Ama normalde tarihi kaynaklarda işte iki papaz olduğu söylenir. Tebdili kıyafet geliyorlar. Mescid-i Nebevi'nin etrafında evler var. Bir ev kiralıyorlar. Ve akşam herkes yatınca tünel kazmaya başlıyorlar. Tünelden çıkan toprağı sabah Cennetül Baki mezarlığına götürüyorlar. Herkes bunları mezarlık ziyaretine giden değil bütün insanlar sanıyor. Sonra bunların evlerinin içinde tüneli buluyorlar. Araştırıyorlar ki tam Yeşil Kubbe'nin altına Kabri Saadet'e kadar gelmişler. Amaçları ne? Peygamber Efendimiz'in naaşını çalacaklar. Böylece Müslümanların en kutsalı peygamberlerinin naaşı ellerinde olmayınca Müslümanlara büyük darbe vuracaklar. Allah Allah. Peygamberimizin naaşını çalma teşebbüsü. Gerçek bu. Bunun üzerine sorguluyorlar bunları, itiraf ediyorlar. Diyorlar ki biz Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam naaşını çalmaya geldik. Dün gece işimizi bitirmiştik. Tam böyle çalacaktık ki bir gök gürültüsü koptu Medine'de. Sandık ki gökle yer kavuşuyor birbirine. Onun için işimizi bugüne bıraktık, bugün de yakalandık. Nureddin Zengi bunun üzerine bir daha böyle teşebbüste bulunmasın diye bu beşgen yapının etrafına 5 metre temel kazdırır ve kurşun döktürür. Dolayısıyla gerçeğinde bu 5 metre duvarın dibinde kurşunlar görünür. Bu mermerin altında. Vay be. 5 metre kurşun. O zamanın şeyiyle izleyicilerimizden tünel kazarlarsa oraya kazamasınlar diye. İzleyicilerimizden bu konuda tecrübeli olanlar daha detaylı şeyler bileceklerdir. Mesela neden kurşun? Günümüz teknolojileri açısından da koruyucu özelliği var mıdır nedir? Bu konunun uzmanları daha iyi bilirler. Bunun hepsini reklamlardan sonra devam edelim. Tamam inşallah. Çok güzel gidiyoruz. Daha sadece hocamız burayı anlatmakla yetinmeyecek. Az sonra ilk vahiy geldiğinde evet. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk Cebrail aleyhisselamı gördüğündeki neler yaşandığını anlatacak. O zaman inşallah Kadir Gecesi'ni anlatacak. Muhteşem şeyler anlatacak Erkan hocam. Püf, reklama şuradan girebilir miyiz lütfen? Benim koltuğumda biri var. Onunla ilgili de Peygamber Efendimiz'in bir hikayesi var. Onu da anlatırsanız hocam. Olur inşallah. Hadi reklamlar. Evet, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz Erkan Aydın hocamla. Kaldığımız yerden devam edelim. Kurşunla neden? Evet, Nureddin Zengin'in Resulullah Aleyhisselam'ın kabri saadeti naaşı çalınmasın diye o teşebbüsü engellediği ve etrafına kurşun döktüğünü anlatmıştık. Sonra 1281'de bir yıldırım düşmesi sonucu burada yangın oluyor. Hı hı. Sonra Memlükler yeniden içerideki ahşap kubbeyi yapıyorlar ve bunun üzerine biraz önce 691'de Kubbetus Sakra'nın sekizgen olarak yapıldığını ve neden yapıldığını anlatmıştık. Evet. Dolayısıyla Sultan II. Mahmud da aynı gerekçelerle Ravza-i Mutahhara, cennet bahçesi olarak nitelendirilen Resulullah Aleyhisselam'ın kabri saadetini sekizgen olarak, şimdi bir sonraki fotoğrafı alalım. Bir fotoğrafa gelelim. Evet. Evet. Bunu sekizgen bir şekilde yapıyorlar. Üzerini yeşile boyuyorlar. Sonra alalım bir sonrakine. Buranın adı Kubbetül Hadra. Yani yeşil kubbe oluyor. Bir sonraki fotoğrafı yönetelim. Evet. Şu andaki Resulullah Aleyhisselam'ın
Evet, kabri bu. Saadetlerinin içinde bulunduğu üzerindeki türbe bu. Sekizgen sebebini anlattık. Şimdi birkaç tane bir belge vardı. Eğer varsa bir onları gösterelim. Burayı tamamlamış olalım inşallah. Tamam. Bu Sultan II. Mahmud'un eseri. 17 Ağustos 1571 Sultan II. Selim dönemi. Devlet arşivlerinden resmi bir belge. 2. Selim dönemi bu Yeşil Kubbe'de bazı hasarlar meydana geliyor. Ve 2. Selim Vezir Sinan Paşa'ya bir ferman gönderiyor. Hı hı. Oranın bir sonrakini alabilir miyiz bu fermanın? Oranın tamir edilmesiyle ilgili. Tek tek buymuş. Evet. Benim. Şimdi bunda. Ha şu. Bu mu? Yok, bir yöne alabiliriz. Bir yöne alalım. Bir yöne alalım. Bir şeyi gösterecektim. Türkçesi var, çok güzel. Diyor ki Sultan II. Selim, Resulullah Aleyhisselam'ın kabri saadetlerinin üzerindeki bazı taşların düştüğünü duydum. Birincisi, çok güzel bir ekspertiz yapasın. Ne kadar tutuyorsa bunu iyi hesap edesin. Bunları deftere yazasın. Burada yapılan işlem, buraya harcanacak para vakıf malıdır. Kesinlikle bir istismar söz konusu olmasın. Hı hı. Bir talimat veriyor. Diyor ki, Resulullah Aleyhisselam'ın kabri saadetinin üzerindeki taşlar sakın ola da hiçbiri ayağınızın altında kalmasın. Ve orada çalışırken abdestsiz çalışmayasınız. Yani hep anlatırlardı. Dolayısıyla bir belgesi var mı diye merak ederdim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın böyle bir müze çalışması var. Başkanlığa gidenler olursa orada bununla ilgili belgeler görebilirler. Ben şunu duyardım hep. O Yeşil Kubbe'yi 2. Mahmud dönemi inşa ederken her alet edevata bir isim vermişler. Allah'ın esmasını zikrede ede yapmışlar oraya. Dünyalı kelam konuşmamışlar orada. Tamir ederken de böyle bir hassasiyet gösterdiklerini görüyoruz. Mesela bir sel baskınında Kabe'nin bazı bölümlerinde yıkılma olmuş. Sultan 1. Ahmet'e yazıyorlar. Diyorlar ki efendim, Beytullah'ta Kabe'nin bazı taşlarının secdeye kapandığını gördük. Ne buyurursunuz, nasıl yapalım? Kabe yıkılmıştır ifadesini kullanmıyorlar. Kabe, Beytullah'ta bazı taşların secdeye kapandığını gördük. Yani ecdadımızın bu kutsal mekanlara olan sevgi ve muhabbetini gösteren bir belge olması hasebiyle özellikle göstereyim dedim. Allah rahmet eylesin ecdadımıza. Amin. Geçen hafta anlatmıştık. Resulullah Aleyhisselam'ın alnını koyduğu yere biz ayak basmayalım diye Mescid-i Nebevi'de mihrabı bile yarım metre geriye çekmişlerdi ki onun ayağını koyduğu yere biz alnımızı koyalım diye. Allah tüm ceddimize rahmet eylesin diyelim. Amin. Şimdi istersen Nur Dağı'na hadi geçebiliriz. Anlatalım. Çok önemli. Çünkü Şeyh Sadi Şirazi burası. Evet. Işte. Bostan ve Gülistan'ında bir hikaye anlatır. Der ki bir gül bahçesine girdim. Yerden toprak aldım, kokladım. Baktım ki toprak gül kokuyor. Ey toprak dedim, bu senin kokun değil. Neden gül kokarsın? Ben gülün dibinde toprak idim. Gülün kokusu bana da sindi. Şimdi bir şey var ki indiği geceyi 1000 aydan daha hayırlı yaptı. İndiği ayı 11 ayın sultanı yaptı. O işte Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim 1000 aydan daha hayırlı olan Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece idrak edeceğimiz Kadir gecesinin yaşandığı dağ burası. Cebeli Nur, Nur Dağı. Şöyle bir durduralım mı? Evet, şöyle duralım. Nur Dağı burası. Bu dağ o gece yaşanan her şeye şahit oldu. Bu dağın üstünde bir mağara var. O da Hira Mağarası. Ama Peygamber Efendimiz buraya sık sık gelirdi değil mi? İnzivaya çekilirdi. Şöyle yaşadığı toplumun böyle toplumsal çöküşünden, şirkten, zulümden, kadınlara değer verilmeyişinden, aşağılanmasından, kız çocuklarının bazıları tarafından diri diri toprağa gömülmesinden
öyle nefret ediyor ki bunun bir parçası olmak istemiyor ama bunu nasıl değiştirebileceğini de bilmiyor. Uzaklaşıyor bundan, geliyor burada inzivaya çekiliyor. Şimdi Hira mağarasının yerini gösterelim. Bu da iki parça halinde. Tekrar bir bu, alabilir miyiz? Öbür bir şey. Daha alalım. Bir öncekine evet. Tekrar. Bir orada evet. Bir dursun burada. Bir... Dursun böyle. Evet. Bu açı beraber durduğumuz, aynen. Burada birlikte. Dağı seyrettiğimiz yer. Bir kere önce şunu diyelim. Burada Resulullah Aleyhisselam'ın göz izi var. Ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize söyleyelim. Böyle bir böyle bakalım. Burası Kur'an'ın ilk ayetlerinin nazil olduğu yer. Burada Allah Resulü'nün göz izi var. Ses enerjidir, kaybolmaz. Aynen. Resulullah Aleyhisselam'ın sesi var burada. Şimdi tabii dağın ikinci parçası görün. Bu arada yeni bir yol yapıldı. Dağın ikinci kısmına kadar rahat gidiliyor. Şimdi buradan şuradan tepeye kadar çıkılıyor. Öyle. Bak şurada burası böyle Kabe'ye doğru adeta rüküye eğilmiş bir insan silüetinde. Şurada bir mağara var. Şimdi bir sonraki resimde göreceğiz. Şurada. Bu mağara, bir sonraki resmi alabiliriz. Evet, burası. Duralım burada. Şimdi ön taraf taşlarla kapanmış. Dolayısıyla taşlarla kapatılmasa buradan tam Kabe görünüyor. He. Küçük bir ara var. Şurada tabii, tabii. Çok içine girmişler. İçeride dolayısıyla tam böyle şey görünüyor. Tekrar dağı alalım, genel resim. Genel resmi. Dağ dursun biz anlatırken bütün heybetiyle. Evet. Resulullah Aleyhisselam bu mağaradan yukarıdan Kabe'yi de görüyor. Hı hı. Topluma. Ara ara çıkıyor buraya Resulullah Aleyhisselam ve derin tefekküre dalıyor. Bir çocuk anne karnında işte 6 aydan 9 aya kadar değil mi? Bir dönem geçiriyor, gelişim süreci geçiriyor. Sanki vahyin ana rahmi de Hira mağarası. Tıpkı çocuk anne rahminde sarıp salmananıp gelişip sonra dünyaya geldiği gibi vahyin sancısının çekildiği ama bilmiyor Resulullah Aleyhisselam, bir beklentisi yok. Burada zaman zaman inzivaya çekiliyor. Bir Ramazan ayı 610 yılı. Yine Ramazan'ın son 10 gününü Resulullah Aleyhisselam geçirmek üzere buraya çıkıyor. Şimdi izleyicilerimiz diyecek ki hocam peygamberimizden önce Ramazan ayı var mıydı? Şimdi ben onu... Ramazan son 10 günü var mıydı? Yoktu ki Ramazan yok. Şimdi hicri takvimde Ramazan ismiyle bir ay vardı. Ama bu ayın diğer aylardan bir farkı yoktu. Bu ayı bu kadar önemli kılan şey içindeki Kadir Gecesi. Onu bu kadar önemli kılan şey Kur'an'ın nazil olmuş olması. Yani sıbgatullah, Allah'ın boyası ve men ahsenu minallahi sıbga. Olaylara Allah'tan daha güzel kim rengini verebilir? Geceyi, gündüzü, ayı, Ramazan'ı bu kadar kıymetli yapan şey Kur'an'ın nazil olmuş olması. Aynen. Yoksa takvimde böyle bir isimle bir ay vardı zaten. Hı hı. Şunu karıştırmayalım. Mesela haç ibadetinden bahsederken de Peygamber Efendimiz'den önce haç ibadeti vardı. Çünkü İslam Hazreti Adem'le başlayan, bütün peygamberlerle devam eden, Resulullah Aleyhisselam'la kemale eren bir dindir. Namaz önceki peygamberlerde var, haç ibadeti öncekilerde var. Aslından uzaklaştırıldığı için Peygamber Efendimiz aslına döndürüyor bazı ibadetleri. Şimdi az önce İkimizin evet. Konuştuğu yerden daha heybetiyle görünüyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam Ramazan'ın son 10 günü burada. Biz bunun 26'yı 27'ye bağlayan gece olduğunu bazı karinelerden, hadislerdeki işte alimler böyle hüsnü zanda bulunuyorlar. Normalde son 10 günün tamamı Kadir Gecesi olabilir. Yani bugünden sonra her günü, her geceyi Kadir Gecesi gibi düşünmek gerekir. Resulullah Aleyhisselam bir ses duyuyor. İkra, oku. Resulullah Aleyhisselam, tabii etrafta kimse yok. Sesi duyduğunda başını bir kaldırıyor ki bu gökyüzü Cebrail Aleyhisselam'ın orijinal haliyle, kanatlarıyla kaplı. İkra, oku. Titriyor, dağ yerinden oynuyor. Resulullah Aleyhisselam titriyor.
Cebrail Aleyhisselam'ı Peygamber Efendimiz iki defa orijinal haliyle gördü. Birisi Kadir Gecesi, biri de Miraç Gecesi. Orijinal haliyle. Kanatlarıyla semayı kaplamış ve oku diye sesleniyor. Resulullah Aleyhisselam, ben okuma bilmem dedi. Sıktı, Resulullah Aleyhisselam anlatıyor bunu. Buhari'de vahyin başlangıcını anlatırken, melek sıktı beni, oku dedi, ben okuma bilmem dedim ve beni bıraktı. Sonra Alak suresinin ilk 5 ayetini indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. İkra, bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Oku, yaradan Rabbinin adıyla. O insanı kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin kerem sahibidir. İnsana bilmediğini kalemle öğretendir. İlk ayette Allah okumayı, okumanın ve yazmanın aracı olan kalemi zikrediyor. Hira'nın çocukları, İkra emrine muhatap olanlar, nasıl olur da dünyanın ilk 500 üniversitesinde bir elin parmağını geçmeyen üniversitemiz olur? Biz vahye muhatap olduğumuzda okumakla ve kalemle mükellef kılındık. Biz Allah'ın el-ilim, bilgi sıfatının bir tecellisi olarak bu dünyada hem kainatı, hem dünyayı, hem insanı okuması gereken, medeniyet inşa etmesi gereken nesilleriz. Çünkü biz Olimpus'un değil, Hira'nın çocuklarıyız. Aynen. Önemli bir şey. Köklerimiz burada bizim. Resulullah Aleyhisselam ilk vahye muhatap olduğunda tabii bir peygamber olmayı beklemiyor. Şimdi burada oku diye sesleniyor ya Cebrail Aleyhisselam. Önünde okunacak bir şey var mı? Hı. Daha bir mushaf yok. Kitap yok. Ya Resulullah Aleyhisselam ben okuma bilmem diyor. Ümmi. Şimdi şunun da altını çizelim. İslam ilk emri oku. Kalemden bahsediyor. Okuma yazmayı, ilmi teşvik ettiği belli. Bedir Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselam esirlerin serbest bırakılmaları için ya fidye ödemelerini ya da 10 kişiye okuma yazma öğretmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Demek ki burada başka bir şey var. Peygamber Efendimizin okuma yazma bilmemesi vahyin güvenilirliği açısından değerlendirilmeli. Çünkü ilk muhatapları ne diyorlar? Sen ticari seferlerde gidiyorsun Bahreyn'den Yemen'e, Şam'a, Habeşistan'a. Oradan eskilerin masalları, Esatirul Evvelin duyuyorsun. Geliyorsun, bize anlatıyorsun. Peygamber Efendimiz de diyor ki, beni tanıyorsunuz. Ben okuma yazma bilmeyen biriyim. Bu kadar muhteşem bir sözü ben nasıl yazabilirim? Kur'an bunun için Mekkeli müşriklere meydan okuyor. Eğer bunu benim yazdığımı iddia ediyorsanız, bir sure, önce 10 sure, bir sure, bir ayet de siz yazın. Ama asla bir benzerini getiremediler. Resulullah Aleyhisselam ümmiydi. Vahyin güvenilirliğine gölge düşmesin diye. Orada okunacak bir şey de yok ama melek ısrarla oku diye sesleniyor. İşte buradan hareketle İslam düşünürleri demişler ki burada başka şeyler olmalı. 4 tane büyük kitap vardır. 4 büyük kitap deyince izleyicilerimiz hemen aklına şu gelir. Tevrat, İncil, Zebur. Evet, Zebur, İncil, Kur'an. Bunların hepsi tek kitaptır zaten. Niye? Vahiy. Birinci kitap insandır. İnsan Allah'ın ayetidir. Ve lekad kerramne beni Adem. Allah Adem oğlunu değerli kıldı. Eşrefi mahlukat. Ahseni takvim. En güzel yaratılışla yaratılan. Adeta tırnak içinde sözüm hoş görülsün. Allah özene bezene eşrefi mahlukat olarak yarattı bizi. En güzel yaratılışla. Hatta melekler bizim önümüzde, yani insanın ilk nüvemizin Hazreti Adem'in önünde saygıyla eğildiler. Onun için insan Allah'ın en kıymetli ayetidir, en güzel ayeti. Bundan dolayı ki Yunus Emre olayı anlamış, bütün incelikleriyle ne demiş? Eğer gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil,
72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Onun için bizim inancımızda kalp kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha büyük bir günah sayılmış. Niye? Çünkü Beytullah evet en kutsalımız ama Hazreti İbrahim eliyle inşa edildi. İçinde zamandan, mekandan münezzeh olan Rabbimizin bulunduğu gönlümüz, kalbimiz Allah'ın inşa ettiği yer. Nasıl Beytullah putlardan temizlendiyse bizim de kendi kalbimizin içini özellikle bu Ramazan ve son ayda temizlemeliyiz ki İnşallah. Kur'an necis olan bir yere inmez, değil mi? İşte abdest alıyoruz. Kalbi temizlemeliyiz ki bu Kadir Gecesi Kur'an bizim gönlümüze değinsin. Onun için İslam'da kul hakkı çok önemlidir. Geçen hafta anlatmıştık. Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelmeyin. Niye? Çünkü insan Allah'ın ayetidir. Öyle değil mi? Tabii ki. Ama maalesef mesela değil mi? En çok ihmal ettiğimiz insanların hakları, kul hakkı, kalp kırmak, incitmemek. Gönül öyle yüce bir kavram ki alışan kardeşim. Birine alçak deseniz hakaret kabul ediyor. Alçak gönüllü deseniz iltifat kabul ediyor değil mi? Yeah. Gönül alçaklığın bile elinden tutup böyle bir makama eriştirirken gönül insanı nerelere çıkarır değil mi? Gönül insanı olmak, sevmek, sevilmek, merhametli ve vicdanlı olmak. Resulullah Aleyhisselam bir gün Kabe'yi tavaf ederken duruyor. Tabii etrafındakiler bakıyorlar. Niye durdu Resulullah Aleyhisselam? Önemli bir şey oldu. Vahiy mi geldi acaba? Mâ atyebeki ve atyebe rihik. Sen ne güzelsin. Kokun ne kadar güzel ey Kabe. Mâ azameki ve azame hurmetek. Sen ne büyüksün. Onurun ne kadar büyük ey Kabe. Yeryüzünde Allah için yapılan ilk evsin ibadet maksadıyla. Beytullah'sın. Bütün Müslümanlar namaz kılarken sana yöneliyor. Ama canımı elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki Allah katında bir Müslümanın onuru senin onurundan daha büyüktür ey Kabe. Müslümanın onurunu, itibarını, izzetini, şerefini Kabe'nin onurundan daha üst tutan bir dinimiz var. İnsanın Allah katında ne kadar değerli bir ayet olduğunu gösteren bir şey değil mi? Aynen öyle. Düşünsene, karı koca, anne baba, evlat, komşu, arkadaş, iş arkadaşı birbirimize Ahmet, Mehmet, Alişan, Erkan değil de Allah'ın birer ayeti olarak bakmayı becersek. Nasıl abdestsiz Kur'an'a saygısızlık olmasın diye el sürmüyoruz ya. İnsana uzanan eli de ya bu Allah'ın ayeti ben buna karşı bir hürmetsizlik edersem Allah'ın ayetine saygısızlık ederim hassasiyetiyle olsa dünya cennet olmaz mı? Aynen öyle. Değil mi? Kimse kimsenin kul hakkına girmese... Niye gıybet yasak Alişan kardeşim? Birbirinizin kıymetini bilse. Tabii. Niye gıybet yasak? Çünkü sizin olmadığınız yerde sizin izzet, şeref, itibarınızı zedeleyecek bir söze bile olmadığınız yerdekine bile izin vermiyor. Başka ideolojiler, anayasalar, hukuk vesaire olduğunuz yerde haklarınızı koruyor. İslam olmadığınız yerde de hakkınızı koruyor sizin. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا Sizden biri bir kardeşini öldürüp onun etini yemeyi sever mi? فَكَرِهْتُمُ Tiksindiniz değil mi? Evet. Bu kadar iğrenç bir şey. Niye? Çünkü insan onurunu zedelediği için. Tecessüs وَلَا تَجَسَّسُ Birbirinizin casusu olmayın. Birbirinizin bireysel hata günahlarının peşine düşüp onları açığa çıkarıp birbirinizi mahcup etmeyin. Kim bir Müslümanın bireysel ayıp kusurunun peşine düşer ve onu açığa çıkarır, rezil ederse Allah evinin içinde, ailesinin önünde bile olsa onu rezil etmeden canını almaz. İşte size magazin ahlakı. Magazinciler. Ama dikkat. Ayıbını örterse? Devamı da var, evet. Kim bir Müslüman, bireysel var. Bireysel bu. Toplumsal olunca devletin hukukunun söz, kamu hakkı var. O devletin meselesi ama bireysel. Hiç kimseye zararı yok, kendi şeyi. Kim bir Müslümanın ayıbını, bireysel kusurunu örter, onu korursa Allah da onun dünya ve ahirette bir ayıbını, kusurunu örter. Şimdi bu din bir nimet değil mi? Hep dikkat eder miyiz? İnsanı korumaya yönelik.
Kim kasten bir Müslümanın ölümüne sebep olursa ebedi cehennemliktir. İslam'da insan onuru, itibarı, izzeti bu kadar önemli. İnsan. Niye? Allah'ın ayeti. Şimdi Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, diğer yerlere bir de böyle bakalım. Allah'ın muhteşem ayet. Hele çocuklar. En muhteşem ayetleri Allah'ın. Çünkü çocuklar buluğ çağına ermeden bu dünyadan göçerse onlar cennetin çocukları olacak. Evet. Evet. Cennetin çocukları, yani melekler aramızda. Ve o melekler bu dünyada bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaç ediliyor. Bir de meseleye bu açıdan bakalım. Hocam, çocuklar melekler demişken geçen gün Darülcezi'ye gittim. Hı hı. Buradan Sayın Başkanıma da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve bütün çalışanlarına. Bütün yaşlarımızla inşallah bayramda onu yayınlayacağız. VTR haline getirdik. Yaşlarımızla bir erken bayram kutlaması yaptık. Maşallah. Ellerinden öptük, hatırlarını sorduk. Biraz işte böyle onları mutlu etmek adına küçük küçük hediyeler götürdük. Orada çocukları görmek istedim ben. 0-1 yaş çocuklarını. Hı. Orada devletimizin baktığı, kimisinin annesi babası vefat etmiş. Kimisinin annesi işte doğum sırasında vefat etmiş, babası bırakmış gitmiş. Hı hı. Kimisinin annesi babası bırakmış gitmiş çocukları. O kadar güzel bakılıyorlar ki. Buradan bizi izliyorlarsa oradaki bakan kardeşlerim, o hemşireler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi çocuklar Amin. Deyince. Ve yaklaşık böyle 25-30 tane çocuk vardı. 0-1 ve 1,5 yaş arasında. Melekler. Yani kucağıma aldım, birkaç tanesini sevdim. Zaten şöyle yapınca direkt kucağınıza geliyorlar. O kadar güzel şartlarda bakılıyorlar ki. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Çocuk ya. Tabii. Allah çocuk. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Şimdi senin bu yaptığın iş, Kur'an'ın sayfelerini açıp Ramazan'da mukabele okuyan, hatmedenler var ya, sen de hatim okumuşsun. Sen insan ayetlerini okumuşsun. Yaşlıların gidip onlara hürmet ederek saygılarını göstermişsin onlara, sevgilerini sunmuşsun onlara, çocuklara şefkat, merhamet. İşte bu da bir aslında Allah'ın ayetine gösterilen bir ürün. Ne kadar güzel bir şey, muhteşem. Allah. Mesela hep diyoruz ya, camilere çocuklar gelsin, evet. Evde namaz kılarken çocuğunuz sırtınıza binsin. Görsün sizi. Tabii ki. Ben her evde namaza durduğumda küçük kızım Ebrar baba sırtına bineceğim, binebilirsin. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın torunları Hasan ve Hüseyin o namazdayken sırtına binerlerdi. Onlar düşmesin diye secdesini uzatırdı. Şimdi mesela camide çocuk olunca bazen diyorlar ki, o çocukları vesaire koy. Hayır. Çocuklar melekler gibidir. Alışsınlar. Küçükken azarlayıp kovduğumuz çocuğu büyüdüğünde zorla camiye getirmeye çalışıyoruz. Oysa ki sevdirelim. Bir de hiç camiye götürmediğiniz çocuğunuzun daha sonra diyorsunuz ki bu çocuk neden böyle oldu? Tabii. Şey öğretmedin çocuğa. Kesinlikle hep böyle sevgi ve şefkat gösterme. Bir, birinci kitap insan. Bundan sonra insana bir vahiy gözüyle, Allah'ın bir ayeti gözüyle bakalım. İki, kainat. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Allah'ın ayeti. Biz size hem tabiatta, ufuklarda, kainatta hem de kendi içinizde ayetlerimizi göstereceğiz. Allah'ın varlığının ve birliğinin belgesi olan ayetler hem vahiy, Kur'an kitap sayfasında, hem insanın içinde, hem kainatta. Kainat da bir kitaptır. Allah'ın ayetidir. Peki kainatı hatmetmek nedir? Bilimsel çalışma yapmaktır. Geçmişte bu ayetlerden yola çıkan ecdadımız, İslam büyükleri, düşünürleri bugün Batı medeniyetinin temelini teşkil eden buluşlara hizmet ettiler. İnsanlığın sorunlarını çözdüler. Endülüs'te, işte Abbasiler dönemi Beytül Hikme'de, inşallah Nisan ayında Özbekistan'a gideceğiz. Çok önemli orası. Semerkant, Buhara, Taşkent. Bizim İslam düşünürlerimizin, Türk İslam büyüklerinin ve tarihimizin olduğu yer. İmam Bukhari, İmam Maturidi, Tirmizi, Şah-ı Nakşibend, Ulubey, Rasathaneler vesaire medreseler, Timur Rönesansı vesaire, bunları görünce insanlar diyor ki Allah Allah diyor. Biz Orta Asya deyince
işte başka bir şey geliyordu diye. Kainat Allah'ın kitabı. Onun için bilimsel çalışma yapmalı. Çocuklarımıza Kur'an bilgisiyle beraber İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradan Rabbinin adıyla okumak koşuluyla bilimsel çalışma yapmaya yönlendirmeli. Üçüncü kitap Hadisat. Her olay bir kitaptır aslında. Yaşadığımız olaylar. Cenazeler, her cenaze bir kitaptır. Bu dünyanın fani olduğunu bir cenazeden daha özet kim anlatabilir ki? Değil mi? Hiç böyle ummadığımız zamanda, ummadığımız insanlar bir bakıyoruz ki hayatımızdan ayrılmış. İşte sen bunu en derinden yaşadın. Allah rahmet eylesin kardeşin. Yani hiç aklına gelir miydi? Yok. Böyle olabileceğini hatırlatmak istemem ama ama hepiniz için geçerli. Ölümü bile kafada hayal edemiyordun ki. Kesin. Yani onun senin hayatının yaptığı etki kadar başka bir söz etkili olabilir mi? Hayır. Her olay bir kitaptır aslında okumasını bilene. Etrafımızdaki bütün insanların hayatı, gördüklerimiz bize bir şey öğretmek ister aslında. Hocam çok güzel anlatıyorsun. Dördüncü kitap vahiy kitabı. Kur'an. İşte o Kur'an Kadir Gecesi indirilen vahiy kitabı şu mesajı veriyor aslında. Kur'an penceresinden insanı oku. Kur'an penceresinden kainata bak. Mülk suresinde var ya. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبَى سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ Bir kaldır gözünü bak. Bir kusur, bir eksik, bir çatlak görebiliyor musun? Allah'ın yarattığı semada. Kur'an penceresinden kainatı oku. Kur'an penceresinden olayları oku ki vahyin ana temasını almış olasın. Bu dünyada sen başıboş değilsin. Allah seni bir oyun ve eğlence olsun diye göndermedi. Kadir Gecesi'nin ana mesajı bu. Birazdan biraz galiba devam edeceğiz. Evet. Bir vetere girelim diyorum tamam hocam. Sonra da neler yaşandığını anlatırız inşallah. Medine'ye gittiğim zaman İslam dünyasının ilk mescidi. Hı hı. Peygamber Efendimiz oraya hicret ettikten sonra yaptırdığı ilk mescid Kuba Mescidi. Oo, çok onu bize hocamız anlattı. Hep birlikte ben de bir kere daha izlemek istiyorum ve izleyicilerimize izletmek istiyoruz. Tamam. Buyurun efendim, Medine'de İslam dünyasının ilk mescidi Kuba Mescidi. Alişan ve Hayata Gülümse ekibi İslam dünyasının ilk mescidi olan Kuba Mescidi'ni ziyaret etti. Şu anda da İslam tarihinde yapılan mescid Kuba Mescidi. Mescid-i Kuba'da kılınan vakit namazının sevabı nasıl müjdelendi? Buyuruyorlar ki kim güzelce abdestini alır, Kuba Mescidi'ne gelir, iki rekat namaz kılarsa bir umre yapmış gibi sevap alır. Resulullah Efendimizin sırtında taş taşıyarak inşa ettiği Kuba Mescidi'nden çok özel görüntüler geliyor. Burası da Kuba Camii, Peygamber Efendimizin namaz kıldığı yer. Alişan ve Hayata Gülümse ekibi Medine'de kutsal toprakları ziyaretine devam ediyor. İslam tarihinde yapılan ilk mescid olma özelliğini taşıyan Kuba Mescidi'ni ziyaret ettik. Bu mescid 14 yıl süren hicret yıllarında inşasında bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yer alması nedeniyle Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Kuba Mescidi'nin tarihten günümüze yolculuğunu rehber Burhan Yıldız'dan dinliyoruz. Evet, Alişan Hayata Gülümse izleyicileri hocamızla birlikte Medine'deki kutsal evde dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda da İslam tarihinde yapılan ilk mescid Kuba Mescidi'ndeyiz. Hocam, güzel bir tarihimizde anlatın. Evet, şu anda Kuba Mescidi'ndeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslam tarihinde bizzat kendisi de işçi gibi çalışarak inşa ettikleri ilk mescid Kuba Mescidi. İlk muhacirler Resul-i Ekrem daha Medine'ye gelmeden Kuba'da Amr bin Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerini mescid haline getirmişlerdi. Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim burada bir grup muhacire Kudüs'e yönelerek namaz kıldırıyordu. Resulullah Efendimiz Kuba'ya
Rebiülevvel ayının ortalarında bir pazartesi günü ulaştı ve burayı genişleterek Kuba Mescidini inşa etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıblenin Kabe-i Muazzama'ya çevrilmesinden sonra 623 yıllarında Kuba Mescidini yeniden inşa ettiği bilinmektedir. Malumunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye 14 yıl süren çileli bir yolcu hicret ettiler. Hicrette ilk durakları burası, Kuba köyü. Çünkü burada akrabaları yaşıyor, Neccaroğulları kabilesi anne yaşıyor. Tarafından. Anne tarafından dayıları evet. Onlara misafir oldu Resulullah Efendimiz. Bir 14 gün kadar bu misafirlikleri sürdü. Bu misafirlik esnasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisi de bizzat bir işçi gibi çalışarak İslamiyet'in ilk mescidi Kuba Mescidi'ni buraya inşa ettiler. Kuba Mescidi yapılırken Resulullah Efendimizin bir işçi gibi çalıştığı, taşıdığı ağır taşları ellerinden alıp yardımcı olmak isteyenlere bir başkasına yardım etmelerini söylediği bilinmektedir. Abdullah bin Revaha'nın mescidin inşasına katılanlar ayakta olsun, oturarak olsun Kur'an-ı Kerim okuyanlar, geceleri uykuyla geçirmeyenler kurtuluşa erdiler diye şiirler okuduğu, her beytin son kelimesinin Resulullah Efendimiz tarafından tekrarlandığı rivayet edilmektedir. Taşları ikişer ikişer taşıyordu. Biraz böyle kendini de yorarak, zorlayarak. Sahabiler diyorlar ki ya Resulallah ne olur şöyle bir kenara otur, bizi seyret, bize dua et. Biz zaten senin yapacağın tüm işleri yapıyoruz, yaparız, zahmet etmiyorum da dedikleri halde bakıyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ikişer ikişer taş getirmeye devam ediyor. O zaman sahabenin birisi sor dedi ki ya Resulallah niçin kendini bu kadar yoruyorsun? Bari dedi taşları birer birer getirsem olmaz mı? Bakın burada bizim için çok güzel bir müjde var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki taşın birini kendim için kendi yerime taşıyorum. Peki diğer taşı kim için taşıyorsun ya Resulallah? Diğer taşı ise beni görmedikleri halde bana iman edecek ve burayı ziyarete gelecek kardeşlerim için taşıyorum buyurdu. Evet, bu mescidin inşasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim için de bizim yerimize de taş taşımıştı. Peygamber Efendimizin hem kendisi hem de tüm Müslümanlar için sırtında taş taşıyarak inşa ettiği Kuba Mescidi'nde namaz kılan Müslümanlara ise umre ile eş değerde bir sevap müjdelenmiştir. Tabi Kuba Mescidi ilk olması hasebiyle gerek Allah-u Teala gerekse Efendimiz nezdinde çok ayrı bir önemi itibara sahip. Hani Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde 108. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki İlk günden takva üzerine kurulu mescitte ibadet etmen daha hayırlıdır. Orada temizlenmeyi seven insanlar var. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Takva mescidi, Kuba mescidi ayet-i kerimede geçen. Veli Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bakın çok güzel, çok güzel bir hadis buyuruyorlar ki kim güzelce abdestini alır, Kuba mescidine gelir, iki rekat namaz kılarsa bir umre yapmış gibi sevap elde eder. İnşallah burada kılan iki rekat namaz ihramsız, tavafsız, sayısız tam bir umre yapmış gibi inşallah sevap Rabbimiz bize bahşediyor. Resulullah Efendimizin Medine'de bulunduğu zamanlarda cumartesi ve bazen de pazartesi günleriyle Ramazan'ın 17. günü Mescid-i Kuba'ya giderek namaz kıldığına dair rivayetler zikredilmiştir. Ayrıca onun mescitte sürdürülen öğretim faaliyetine nezaret ettiği bilinmektedir. Mekke-i Mükerreme fethedilince ehli Medine arasında bir endişe meydana geldi. Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğduğu yerde ana vatanı Mekke'de mi ikamet edecek, orada mı kalacak, yoksa bizimle birlikte Medine'ye dönecek mi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz teselli babında buyurdu ki, sizinle birlikte Medine'ye döneceğim, aranızda vefat edeceğim. Ehli Medine bu habere çok sevindiler. Fakat onları yarı yolda bir hüzün daha kapladı. Dediler ki, ya Resulallah, Mekke'de kardeşlerimiz ne kadar da şanslılar. Onların Kâbesi var, istedikleri zaman tavaf yapıyorlar, umre yapıyorlar, hac yapıyorlar, sevapları misliyle götürüyorlar. O zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz teselli babında buyurdu ki sizin de Kuba'nız var. Kim herhangi bir vakit namazını Kuba mescidine eda etse aynı sevapları Allah-u Teala bahşeder buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl ki savaştan sonra her hafta Uhud'daki şehitlerimizi ziyarete gittiyse fırsat bulduğu her zaman diliminde Kuba mescidine geldi, burada namaz kıldı, ümmet için dua etti.
Hadis kitaplarında şöyle bir ibare yazılıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, cumartesi günleri kimi zaman yürüyerek, kimi zaman bineğinin sırtında Kuba Mescidine gelir, burada ibadet ederdi. İşte bugün de cumartesi tevafuk oldu. Efendimizin bir sünnetini daha beraberce ihya etmiş olduk. Rabbim şey yaparsın, helal etsin inşallah. Burası da Kuba Camii, Peygamber Efendimizin namaz kıldığı yer. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Diyelim ki Allah herkese gelip de burada hocam size dediği gibi iki rekat namaz kılmaya veya bir vakit namazı kılmaya nasip etsin ki o sevapların hepsini kılmasın. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Evet, Allah gidip de herkesi oraları görmeyi inşallah nasip etsin. Amin. Ama o mescit hocam, hocamız da söyledi, aslında uygun olarak inşa edilmiş değil mi daha sonradan? Kuba Mescidi şu andaki hali, Allah selametlik versin, Türk mimar Mahmut Kiraz'ın eseri. Öyle mi? Dolayısıyla içeride de Erzurum Oltulu Hattat Hasan Çelebi'nin hat yazıları var. Hı hı. Kubbesinde Resulullah Aleyhisselam'ın orijinal dönemindeki mihrabın yeri belli olsun diye iki tane de tavana işaret koymuş. Gördüm onu. Görmüşsündür. Gördüm onu. Kubbenin ön tarafı şeyde, mescidin ön tarafında da bir kuyunun yeri belli, işaretli. Resulullah Aleyhisselam orada otururken işte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman geliyor. En son peygamberimizden halifelere geçen bir peygamberlik mührü üzerinde olan yüzük var. Hazreti Osman'ın yüzüğü kuyuya düşürdüğü yer de orada. Hı hı. Sonra kuyunun suyunu boşaltıyorlar, bulamıyorlar bir de. Ondan sonra peygamberlik mührü, yüzüğü kayboluyor. Evet. Şu an kedimizi görüyorsunuz stüdyomuzda, bizim misafirimiz. Bizim burada 3-4 tane onun gibi böyle misafirlerimiz var. Sağ olsun arkadaşlarımız da onlara bakıyorlar. İsmi var mı bunun? Her şeyi. Bunun ismi neydi? Hacer, bunun ismi neydi? He? İsmi yoksa nazar hocam, koyalım. İsmi Şota'ymış. Şota bir Arçil mı? Var, bir de Şota var. Şota tabii mı? Trabzon'un çok olduğu için burada kedilerimizin isimleri hep Trabzonsporlu futbolcular. Bu Şota, bir de Arçil'imiz var. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın kediyle ilgili bir hatırası, evet, var biliyorsun. Bir kere en çok hadis rivayet eden sahabilerden Ebu Hureyre, künyesiyle bildiğimiz sahabi, kedicik babası demek normalde. Ebu Hureyre, kedicik babası. Şimdi Uhud Savaşı'ndan dönerken bir kedi böyle yavrularını emziriyor. Senden bahsediyorum minik kuş. Bak, bizim programımızın ne kadar çok izlendiğini ve gönle hitap ettiğini buradan anlayabilirsiniz. Peygamberimizden Uhud'dama döndü bakıyor bak. Evet. Minik, ben fenerliyim ama centilmenlik var, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi kedi yavrularını emziriyor. Resulullah Aleyhisselam bir nöbetçi koyuyor. Diyor ki dikkat et, bu kediye ve yavrularına zarar vermesinler. Savaş işte dönüyor ordu şeye. Tabii bir de yaralılar var. Değil mi? Büyük bir musibet var. O dönemin bunun yaralı dönüşünde mi? Ne kadar hassas bir gönül. Evet. Zaten Uhud'a giderken Uhud bir dağdır ama yüreği vardır. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyen, dağı seven, dağ tarafından sevildiğini fark eden bir yürek aslında. Şimdi dönüyor ya, diyor ki bu kediyi bana getirin diyor. Resulullah Aleyhisselam kediyi sahipleniyor, ismini de Müezza koyuyor. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam'ın da böyle bir kedisi var. Ben kendimi ağlarken Uhud'da ağlar mıymış? Hira'yı mahzun gördüm, soramadım sevgili. Hasretinin dışında başka derdi var mıymış? Bir de bir kediyle ilgili bir anısı var galiba hocam. Doğru mu bilmiyorum. Hani Alişan hocam Efendimiz, lütfen. Aa, bunu da senden dinleyelim. Hayır, ben hocalarından maşallahım var. Hani Peygamber Efendimiz namaz kılarken. Sen de artık bu Ramazan'da neredeyse uçacak kadar şeysin. Manevi bir şeyin var. Sizlerden öğreniyorum. Buyur, estağfurullah. Hayır, Peygamber Efendimiz namaz kılarken, doğru, galiba hırkasının üzerine oturuyor değil mi? Kediyi uyandırmamak için. Evet. Hırkasını çıkarıp orada bırakıyor. Doğru.
Ve o hikayeyi sizden alabilir miyiz? Estağfurullah. Tabii ki. Hikayenin hepsi bu zaten. Resulullah Aleyhisselam yanında o kedi böyle cübbesinin dibine, hani insan böyle dibine şey yapıyor ya, oturuyor ya. Kediler insandaki negatif enerjiyi de alırmış. İnsanlar negatif enerji olduğunu hissedince sokulurlarmış böyle. Resulullah Aleyhisselam yanında uyanmasın diye cübbesini çıkarıyor. Resulullah Aleyhisselam böyle devam ediyor. Çok düşünün, öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Evet, çok hayvana, onun merhametinden sadece insanlar değil, bütün canlılar nasipte. Hayvana bu kadar şefkatli davranan bir peygamberin ümmetinden, bugün hayvanlara maalesef eziyet eden insanların bir de Müslüman olduğunu bunu görünce çok üzülüyorum hocam. Yani. Evet. Yani sokak köpeğine, sokakta yaşayan kediye, Allah'ın dilsiz kullarına yapılanları görünce, bir de avcılıktan hocam şey yapıyorum ya. Yani geçmişte insanlar tamam giyinmek için ve karınlarını doyurabilmek için avcılık yapmışlar. O zaman mecburdun. Hı. Ama şu anda ne giyinmek için ihtiyacın var ne de karnını doyurmak için ihtiyacın var. Zaten hayvanlar besleniyor. Avcılık yapıp da bu ufacık kuşları, ne bileyim ördekleri, işte o vahşi hayvanları, zaten birçoğunun avcılıkla soyu tükenme tehlikesi altında şu anda. Bilmiyorum hocam, yani bu konuda sizin söyleyecekleriniz çok önemli, biliyor musunuz? Şimdi İslam denge dini her şeyden önce. Dolayısıyla evet, merhamet İslam'ın özünde olan bir şey. Sadece insanlara değil, bütün canlılara. Hı hı. Fakat hani bir de sokakta sahipsiz, aç ve saldırgan hale dönüşen sokak hayvanları da bir devlet ve kamu meselesi. Özellikle seçimler tamamlandı. Belediyelerimizin bu konuda toplumla entegre bir şekilde daha düzgün düzenlemeler yapmaları zorunlu. İnşallah. Bu da çok önemli. İslam'da zaten zevk için ateş etmek, bir canlıyı öldürmek haramdır. İşte, hocama duydunuz. Evet. Zevk yani, için ateş etmek, bir canlıyı yani öldürmek avcılık haram. Avcılık zevk için yapılamaz. Evet, av haram değil. Yani avcılık haram değil. Ama zevk için atış yapmak, canlıyı hedefe koymak Peygamber Efendimiz'in yasakladığı bir şeydir. Daha bunun üzerine de söylenecek bir şey yok herhalde. Evet. Bu arada arkada da Ömer Faruk elmas kum sanatçısı o kadar güzel bir şey resmediyor ki şu anda. Ömer Faruk Bey, nereye yapıyoruz? O eski Mekke Medine gibi bir şey mi? Eski Mekke Medine, Kabe'ye doğru sahabelerin yürüyüşünü izleyeceğiz birazdan. Harikasınız ya. Maşallah. Hocam devam edelim o zaman. Evet. Biz en son Cebrail Aleyhisselam. Kalkalım mı? Konu tabii yani ki. Biz de ecdadımıza hürmeten bu ilk ayetler belgeleri indi ve Peygamber Efendimiz evet, çok şaşırdı, korktu, ürktü. Şimdi bu ilk ayetler demişken burada birkaç şey söylememiz gerekir. Sonra da Resulullah Aleyhisselam neler yaşadı, Hazreti Hatice'ye nasıl anlattı durumu, bunları bir anlatırız. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah lütfetti, insanı muhatap aldı. Çok önemli bir şey. Allah bütün insanları temsilen peygamberlerle ve Resulullah Aleyhisselam'la konuştu. Ve bize iletsin diye vahye muhatap kıldı. Bir kere bunun için Allah'a şükretmeliyiz. Şükürler olsun. Kur'an bir hidayettir. Yani bizim için kılavuzdur. Eğer Kur'an'ın rehberliği olmazsa biz yolumuzu kaybederiz. İşte az önce söylediğimiz hassasiyetlerimizi kaybederiz. İnsanlara karşı, diğer canlılara karşı. Mesela Kur'an, Allah buyurur, Ketebe ala nefsihi rahme. Allah merhameti kendisine ilke edindi. Allah kullarına davranırken merhamet prensibiyle davranır. Mesela Allah bize adaletiyle muamele etse kıyamette hiçbirimiz kurtulamayız. Biz Allah'ın merhametini isteriz. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Allah merhameti 100 eşit parçaya böldü. %1'ini katında tuttu. %99'unu katında tuttu. %1'ini kainata indirdi. %1'i bütün kainata bölüştürüldü. O %1 merhametle Alişan kediye merhamet ediyor. %1 merhametle
bir tavuk civcivlerini düşmana karşı, diyelim yırtıcı hayvanlara karşı korumaya geçiyor. %1 merhametten payına düşenle bir anne yavrusuna şefkat besliyor. Bir kuş ağzından çıkardığını yavrusunun ağzına koyuyor. %1 merhametten payına düşenle. Soruyor Resulullah Aleyhisselam. %1 merhametin bütün kainata bölüşümünden payına düşenle, bunlar bu kadar merhamet gösteriyor ya. %100 merhametin sahibi kıyamette nasıl davranır? Allah kulunu yakmaz. İnsan kendini yakar. Haşa. İnsan kendi cehennemine odunları bu dünyadan taşır. Söylediğimiz her yalan, söylemediğimiz her doğru, yapmamız gerekirken yapmadıklarımız, yapmamamız gerekirken yapmadıklarımız, bunların hepsi kendi ateşimize odun taşımak. Kur'an bizi insan kamil olma yolunda, iyi insan olmak yolunda hep böyle aydınlatır. Şimdi Resulullah Aleyhisselam iniyor buradan. Tabii o vahyi almış olmanın şaşkınlığı var. Dağ taş sesleniyor ona. Esselamu aleyke ya Resulallah. Her yerden ses duyuyor. Düşünün böyle bir şeyi. Eve gidene kadar değil mi? Taşlar. Resulullah Aleyhisselam eve gidiyor. Peygamber Efendimizin evi bugünkü Merve Tepesi'nden şöyle dışarı çıkınca bir 5 metre kadar dışarıda bir yerde. Yakın zamanda bununla ilgili bir kitap göreceğiz inşallah. Mermerle kapatılmadan önce Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice ile yaşadığı evin yerinde çalışmalar yapılmış, kazı çalışmaları. Onunla ilgili belgeleri, bir kitap yapılıyor. Yakında göreceğiz inşallah, yabancı bir kitap. Hı hı. Orada Hazreti Hatice'ye diyor ki, ört benim üstümü. Bir korku, bir endişe, bir kaygı. Kolay değil, vahye muhatap olmuş, ilk defa Cebrail'i görmüş. Örtün üzerimi. Dikkat edersek ilk inen surelerde Müzzemmil ve Müddessir surelerin hep ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları uyar. Resulullah Aleyhisselam'ı Hazreti Hatice annemiz alır, amcaoğlu Varaka bin Nevfel'in yanına götürür. Varaka bin Nevfel, İbrahim Aleyhisselam'ın inancı, yani haniflik, tevhid inancını sürdüren birkaç kişiden biri Mekke'de. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam'ı götürüyor, diyor ki, yani o tabii ehli kitabı çok yakından tanıyor, önceki peygamberler mesajlarıyla ilgili okumayı bilen birisi. Diyor ki, yani Muhammed'in üzerinde böyle böyle haller var. Yani ne dersin, tecrübenle bir şeyler söyler misin? Varaka bin Nevfel Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki, üzülme, sana gelen, daha önce İsa'ya ve Musa'ya, İbrahim'e gelen namusu ekberdir. Yani Cebrail Aleyhisselam. Sen Allah'ın peygamberisin. Keşke genç olsam da Mekke'de senin davana destek verebilsem, sana omuz çıkabilsem. Keşke yaşasam, Allah bana ömür verse de kavmin seni Mekke'den çıkarırken sana yoldaş olabilsem. O zaman onu görüyor. Resulullah Aleyhisselam hayret ediyor. Beni mi diyor Mekke'den çıkaracaklar? Ben Muhammedül Emin. Beni bu kadar severler Mekke'de. Beni mi çıkaracaklar? Hiçbir peygamber yoktur ki doğduğu yerde ölsün. Mutlaka kavmin seni çıkaracak. Zaten o günleri hatırla. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hatice'ye diyor ki, 610 yılı Kadir Gecesi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Kur'an vahyine muhatap oluyor. Ey Hatice diyor, kim bana inanır? Kabe'nin içini putlarla doldurmuşlar. Cahiliye toplumu, kim bana inanır? 610 yılı. Bugün 2,5 milyara yakın İslam alemi. Şimdi onu diyecek. Değil mi? Bereket ölçülemeyen fazlalıktır. Onun için bizler çabalarımızdan sorumluyuz. Sonuçtan değil. Vel akibetu lil muttakin. Sonuç, akibet, zafer daima Allah'ındır. Mülk Allah'ın, nefes Allah'ın. Biz sadece çaba sarf edenleriz. Rabbimiz Uhud Savaşı ile ilgili şöyle buyuruyor mesela. İn yemseskum qarhun fekad messel kavme qarhun mislu. Bir sene önce Bedir'de
düşmanlarınıza bir yara, musibet gelmişti. Şimdi size geldi. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz günleri insanlar arasında çevirip dururuz. Bir gün zafer, bir gün yenilgi. Bir gün hastalık, bir gün sağlık. Bir gün başarı, bir gün başarısızlık. Niye? İman edenlerle sabredenleri Allah ayırmak için böyle yapar. Allah buyurur ki andolsun sizi biraz açlık, biraz korku, mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerinizden eksilterek imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Ya Rabbi. Amin. Sen bizi mutlaka imtihan edeceksin. İmanımızla imtihan etme ya Rabbi. Amin. Ailemizle, çoluk çocuğumuzla imtihan etme ya Rabbi. Amin. Vatansızlıkla imtihan etme ya Rabbi. Amin. Verdiğin sağlığı elimizden alarak imtihan etme ya Rabbi. Amin. Bizi ele güne muhtaç ederek imtihan etme ya Rabbi. Amin. Diye dua ediyoruz. Şu Kabe'nin şu anda Ömer evet. Faruk çiziyor. Hacer-ül evet, Esved'i çizdi. Hacer-ül Esved'le bu yanındaki alan, kapının yanındaki yer, orası Mültezem. Resulullah Aleyhisselam göğsünü yaslar böyle, kalbini yaslar, dua edermiş orada. Bugün de orası çok kalabalık olduğu için insanlar kalbini yaslayamıyor. Tabii. Oradan bedel Kabe'nin her tarafına dokunmak, dua etmek caizdir onun için. Çok şükür. Nasip etti Allah. Herkese nasip etsin. Bu muhteşem kum sanatı icracısı. Evet. Ömer Faruk Elmas gördüğünüz gibi çok güzel şeyler çiziyor. Bir kısa reklama gidelim. Reklamlardan sonra hem Ömer Faruk Bey'in çizdiği güzel eserler hem hocamızın bize anlatacağı Resulullah Aleyhisselam'ın ilk akrabalarını İslam'a davet edişi, Hazreti Ali'nin Zülfikar hikayesi, bunları inşallah dönünce. Haydi bismillah. Reklamlar. Evet efendim, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Hocamızı iki kulağımızla değil dört kulağımızla dinliyoruz. Hocam evet. Şimdi anlatacağız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk vahiy geliyor ya, Kadir gecesi. İniyor Nur Dağı'ndan, Ramazan'ın son 10 günü Hazreti Hatice'nin yanına gidiyor. Dedik ki Hazreti Hatice onu Varaka bin Nevfel'e götürüyor. Tabi bunlar aynı gün olmuyor, aradan geçen zamanlar. Sonra bir ayet iniyor. Ve enzir aşiretekel akrabin. Yakınlarından başlayarak insanları uyar. Resulullah Aleyhisselam tebliğ faaliyetini yerine getirmek üzere akrabalarını topluyor. Nereye? Safa Tepesi'ne. Safa Tepesi bugün Kabe'yi çevreleyen Mescid-i Haram'ın içinde kaldı. Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail'e su aradığı, evet. Burası. Safa Tepesi. Evet. Evet. Kalkacak mıyız, oturacak mıyız? Siz nasıl isterseniz hocam. İsterseniz kalkarak anlatalım. Yani. Daha güzel olur. Evet. Burası işte. Tam olarak burası. Hassasiyeti dolayısıyla. Tamam. Şimdi, tabii şu anda burası Mescid-i Haram'ın içinde kaldı. Safa Tepesi. Burası Hazreti Hacer, Hazreti İbrahim milattan önce 1900'de bugünkü Filistin El Halil'den Cebrail Aleyhisselam'ın önderliğiyle buraya gelirler. Ne Kabe var, ne Zemzem var, ne Mescid-i Haram var, ne Mekke, hiçbir şey yok. Hı hı. Cebrail Aleyhisselam malum getirir, bırakır oraya Hacer ve İsmail'i, döner giderken Hacer sorar. Bizi kime bırakıyorsun bu düzün ortasında? Kur'an'ın ifadesiyle bir vadin gayri zi zer'in. Yani ekin bitmez, ot bitmez, çorak bir arazi, çöl. Allah böyle istedi ey Hacer. Allah dedi ki götür ve bırak. Allah dediyse git ya İbrahim. Nasıl bir teslimiyet bu? Allah dediyse git ya İbrahim. Çölün ortasında Hazreti Hacer çocuğu bırakır ve çıkar bu tepeye, bir dağdır o zaman tabii, şimdi böyle orijinalinden küçük parça kalmış. Etrafta kimse var mı, su var mı diye bakar. 400 metre koşar Merve Tepesi'ne, etrafa bakar, kimseyi bulamaz. Çaresizlik içinde 7 defa gider gelir.
En son artık yorulur, takati kesilir. Gidin bir çocuğuma bakayım, güneşin alnında bıraktım ne oldu diye. Bakar ki İsmail'in topuğunun dibinden bir su çıkmış. Zemzem. Hemen önünü tutar. Zemzem eski dilde dur. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Allah rahmet eylesin. Eğer kaybolur endişesiyle önünü tutmasaydı belki de zemzem ırmak olup çağlardı. Böylece çölün ortasından bu zemzem çıkıyor. Şimdi o suyu gören curhumiler, kabileler geliyor, yerleşiyor. Sonra Hazreti İbrahim geliyor, İsmail ile beraber Kabe'yi inşa ediyorlar. Onun için nereden bahsettiğimizi izleyicilerimize bir kez daha böyle anlatmış olalım. Hı hı. Hacer, Mısır'da Firavun'un hizmetkarlarından bir cariye kadın. Eğer Mısır'da ölseydi ne adı bilinirdi, ne kabri olurdu, ne de mezar taşı. İman cariye bir kadını aldı, peygamber hanımı oldu, Hazreti İsmail'in annesi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın babaannesi oldu. Ve bu kadının Safa Merve arasındaki adımlarını takip eden peygamberler, bütün müminler en önemli ibadetlerinden biri olan hac ve umrenin bir şartını yerine getirirler. Hı hı. İslam kadına nasıl değer vermiş? Cariye bir kadını almış ve bütün erkekler onun izinden yürüyor. Tabii biz burada Peygamber Efendimiz yürüdü diye yürüyoruz. Allah emretti diye ama tarihinde o var. Şimdi bu Safa Tepesi'ne Resulullah Aleyhisselam akrabalarını topluyor. Onlara sesleniyor. Kim? Hepsi var içinde. Hazreti Hamzası, Ebu Talib'i, Abbas'ı, Zübeyir'i, Ebu Leheb, Peygamberimizin amcası. Topluyor hepsini. Ey insanlar, akrabalarım şu tepede. Hı hı. Ben size desem ki şu dağın arkasından, şu anda bu dağın hemen yan tarafı devlet konuk evi var. O dağ da Ebu Kubeys dağı. Bu dağın arkasından bir ordu geliyor ve Mekke'ye saldıracak. Bana inanır mısınız? Sen Muhammedül Emin'sin, güvenilir Muhammed'sin. Sen hiç yalan söylemedin ki. Tabii ki inanırız sana. Çok önemli bir şey söyleyeyim izleyicilerimize. El-Mu'min Allah'ın ismi. 99 esmadan biri. Evet. Güvenin kaynağı demek. El-Mü'min olan Allah vahyi Kadir gecesi Nur Dağı'na hangi melekle indirdi? Cebrail değil mi? Evet. Cebrail'in Kur'an'daki ismi Ruhul Emin. Güvenilir melek. El-Mü'min güvenin kaynağı olan Allah güvenilir melek Ruhul Emin'le Muhammedül Emin'e güvenilir bir toplum oluştursun diye vahyi indirdi. Onun için güven duygusu İslam toplumunun en temel vasfıdır. Muhammedül Emin'sin dediler. Sen güvenilirsin. Biz sana inanırız. O zaman dedi ben size daha önemli bir söz söyleyeyim. Kabe'nin içi putlarla dolu. Müşrikler tavaf ediyorlar ama nasıl? Belden yukarı çıplak Kabe'nin etrafında dolaşıyorlar ve el çırpıyorlar alkışlarla böyle. Müşriklerin namazı bu. Eğer Kabe'nin içindeki putları yıkmazsanız, putlar bir statü aracı tabii o zaman. Öyle sadece taştan, odundan yonttukları şeye tapmıyorlar. Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ediyorlar ki bir şirk. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Onun dışında dilediği bütün günahları bağışlar. Allah'a ait yetkilerin bir kısmını veya tamamını başka bir varlığa atfetmek şirktir. Allah şirkin her türünden emin ve muhafaza eylesin. Amin. Ve toplumsal bir statü aracı onlar için. Mesela Ebu Leheb'in putuyla Bilal-i Habeş'in diyelim müşrikken eskiden putu aynı değil. Yani bir köle efendinin putuna tapamaz. Anglo-Sakson ülkelerde daha sonra kölelerin boynunda bir zincir var. Üzerinde efendinin adı yazıyor. Vay vay vay. Kimin efendisi daha zengin, daha soylu, daha varlıklıysa köle diğer kölelerin yanında statü bakımından üste çıkıyor. Peki bu çağımızda bir şey hatırlatıyor mu? Var yine. Boynumuzda zincir ve üzerinde isim yok. Elbisemizin üzerindeki marka ne kadar pahalı. Bindiğimiz araba, oturduğumuz ev
Eğer bunları eşya olmaktan çıkarır, parmağımızdaki karatlı yüzük, çanta, saat, bunları başkalarına bir üstünlük aracı olarak sunarsak, statümüzü bununla belirlersek, aynı o dönem yaşanan şey. O zaman aynı kölelik, aynı puta tapıcılık bugüne gelir. Eşya, eşya olmaktan çıkar, puta döner. Oysa ki biz Allah'tan başka, Allah'ın dışındaki her şeyi, ilahları reddediyoruz. Hı hı. Ey bu evin putlarını kır İbrahim. Şair diyor ya, kır bu evin putlarını İbrahim ne olursun, yerine yenilerini koyan kim? Şeytan taşıma var ya Kabe'de. Hı hı. Şimdi kendi dışımızdaki sembole taş atıp nefsimizi beslersek olmaz. Asıl nefsimizi taşlamalı, kendi putlarımızı kırmalı. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam, Kabe'nin putlarını kırın, üstünlük takvadadır. Eşya ile doğru ilişki kurun. Eşya ile kendinizi tanımlamayın, kibirlenmeyin. Çünkü Allah'ın en sevmediği şeydir kibir. Evet. Vakit kalırsa bununla ilgili bir şey anlatacağım, yoksa haftaya anlatırım tamam. Kibir. Hatırlatırsan sana tamam. Zahmet. Tamam hocam. Sen benden daha iyi hocasın. Estağfurullah. Tüm meseleleri biliyorsun Allah'a şükür. Şimdi böyle diyor ya, diyor ki Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Beni tanıyorsunuz. Ben yalan söylemem. Sizi İslam'a davet ediyorum. Allah'ın dinine girin. Bir de bu davamda bana destek olur musunuz? Yalvarırcasına bakıyor. O gün akrabalarından hiçbiri biz sana destek oluruz demiyor. Geliş günde düşman bile dost olur. Dost odur ki dar gününde yar ola. Değil mi? Yani ona inanıyorlar. Diyor ki şu dağın arkasında düşman gelse desem size inanır mısın? Ona inanıyorlar ama evet, öbürüne inanmıyor. İnanmıyorlar. Geniş günde düşman bile dost olur. Dost odur ki dar gününde yar ola. O gün çok önemli. Evet. Çünkü kimse onun yanında değil. Güçlü zamanda herkes yanında olur. Ama en ihtiyaç duyduğunda arayabiliyor musun? Ben senin yanındayım sonuna kadar diyebiliyor musun? Bu önemli bir şey. Şimdi Ebu Leheb amcası yerden bir avuç toprak alıp serpiyor yüzüne. Yazıklar olsun ey Muhammed diyor. Bizi bunun için mi topladın buraya? Atalarının dini inkar ediyorsun. Tabii Ebu Leheb ailede, Kureyş'te tanınan, saygı duyulan bir adam. Peygamberimize böyle tepki gösterince diğerleri de tabii peygamberimize sahip çıkamıyorlar. Bir yiğit, bir kahraman çıkmıyor bu aile bu. En sevdikleri. Peygamberimize hiçbiri o gün destek olmuyor. Çaresizini düşünsene. Daha dakika bir, gol bir. İşte o gün diyor ey Hatice. Bana kim inanacak ya? 610. Ama bugün TRT1 devlet ekranında Ali Şan'la biz bugün ondan bahsediyoruz. Ya Resulallah biz senin kardeşleriniz, ümmetiniz. Ya Rabbi Resulullah'ın kardeşlerim dediklerine bizi dahil eyle. Amin. Allah razı olsun. Şimdi Hazreti Ali elinde su dağıttığı bir ibrik mi diyelim, ne diyelim? Küçük su var içinde birazcık. İbrik doğru. Testi mi? Testi diyelim, evet. Testiyle su dağıtıyor. Bakıyor ki Resulullah Aleyhisselam akrabalarına döndü, yalvarıyor. Bu dinimde, bu davamda bana destek olur musunuz? Hiç kimse destek olmuyor. Hazreti Ali, 10-12 yaşlarında. Biliyorsun Resulullah Aleyhisselam, dedesi vefat edince Hazreti Ali'nin babası, amcası Ebu Talib'in evinde büyüdü. Evet. Hazreti Ali'nin annesi yani Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed annesi gibi büyüttü. Onun için annem Fatıma derdi ona. Kabri Cennetül Bakiye'de, Medine'de. Ne yapıyormuş biliyor musun? Bak, yetimlere nasıl davranılır? Peygamber Efendimiz sofraya oturdu. O oturmadan diğer çocuklarını oturtmazmış. Önce onun önüne koyarmış. Ve çok annesinden daha şefkatli davranmış. Peygamber Efendimiz de büyüyünce amcasının geçimine katkı sağlamak için amcası Hazreti Abbas'la beraber demiş ki amcamın çocuklarından birer tane yanımıza alalım. Geçimlerini sağlayalım. Destek olalım. Hem de yetiştirme kaygısı da var. Hazreti Ali 5 yaşından itibaren Peygamberimizin evinde büyüdü. Sonra damadı olacak. Hicret sırasında Peygamberimizin yerine yatağına yatan kişi. Bir gün namaz kılarken görüyor Peygamber Efendimiz'i. Hazreti Hatice ile. Yeni Müslüman olmuş ya. Hı hı. İki vakit namaz var. 5 vakit namazdan önce, Miraç'tan önce. Ne yapıyorsunuz siz diyor.
eşi benzeri olmayan Allah'a kulluk ediyoruz. Bu da ibadetimiz. Gel sen de bize katıl. Bir düşüneyim diyor. Ebu Talib'e sorayım babama. Sonra kararımı bildiririm. Sabahleyin geliyor. Ey Muhammed diyor. Sabaha kadar düşündüm. Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sordu mu? Ben niye ona kulluk edecekken Ebu Talib'e sorayım ki? Ya. Bu Ebu Talib'in kararına bırakılacak bir şey değil. Bunu dediğinde 10 yaşında bir çocuk Hazreti Ali. İman ediyor, çocuklardan ilk Müslüman olan Hazreti Ali'dir. Şimdi bu tepede elinde testiyi su dağıtıyor. Bakıyor kimse peygamberimize destek olmuyor. Atıyor elinden testiyi. Minicik elini kaldırıyor. Ben ya Resulallah diyor. Yaşadığım sürece ben sana bu davanda destek olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. 12 yaşında bir çocuk. Hazreti Ali'nin o gün Safa tepesinde kalkan eli bir daha hiç inmedi. Kim var dediler Hendek'te? Ben ya Resulallah. Hayber'de kim var dediler? Ben ya Resulallah. Ne zaman bir dava var, fedakarlık var, Hazreti Ali hep önde koştu. O günkü olayı tasvir eden bir sosyolog, yazar şöyle diyor, Allah rahmet eylesin. O gün Hazreti Ali'nin küçük eliyle Resulullah Aleyhisselam'ın büyük eli birleşti ve insanlık tarihine yön verdiler. Küçük ellerle büyük eller birleşsin. Şimdi akşam oldu, Kur'an vahyi indi, ilk böyle akrabalarına duyurdu. Peygamberimizin iki kızı Ümmü Gülsüm ve Rukiye, amcası Ebu Leheb'in iki oğluyla sözlüydü. Yaşları büyük. Hı hı. Akşam gitti, iki kızı da üzgün. Niye? Allah dediği ilk gün Ebu Leheb eve gitmiş, nişanı sözü atın demiş. Allah dediği ilk gün Peygamber Efendimiz'in kendi akrabaları yüz çevirdi. Akşam gitti, en yakın akrabası, amcası çocuklarının nişanını, sözünü bozdu. Resulullah Aleyhisselam burada gördüğümüz gibi çok büyük acılara, ızdıraplara katlandı. Ama bu peygamber bu Mekke'den kovuldu, sürüldü. Hatta Mekke'nin meclisi Darun Nedve peygamberimizin öldürülmesini oyladı. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke ev yaktuluke ev yukhricuk. Hani sana tuzak kuranlar kurdukları zaman seni öldürmek, seni yurdundan sürmek, seni hapsetmek üzere tartışıyorlardı. Tuzak kuruyorlardı sana. O toplum bu Muhammedül Emin peygamberimizi sırf Kur'an vahyini duyurdu diye onu öldürmeyi, onu yurdundan sürmeyi, onu hapsetmeyi meclislerinde önerge verip tartıştılar. Ama Allah ne buyurdu? Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke ev yaktuluke ev yukhricuk ve yemkurune ve yemkurullah. Tuzak mı kuruyorlar? Kursunlar. Allah onların tuzaklarını boşa çıkarır. Çünkü Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahiptir. Resulullah Aleyhisselam bu hicret sırasında, bu beni çok derinden etkiliyor. O Sevr mağarasından inşallah bir gün anlatırız orayı da, orada yaşananları Sevr'de. Tam böyle Kabe'ye doğru bakıyor, Mekke'den en son çıkarılırken gözyaşları yanaklarını ıslatıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki peygamberimiz, ey Kabe, yeryüzünde senden daha sevimli hiçbir yer yok bana. Kavmim çıkmak zorunda bırakmasaydı asla seni terk etmezdim. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de başlayan bu daveti, bak 632 Refiki Ala'ya yürüyüşü, 732'de nerede peygamberimizin daveti? 732'de Kuzey Afrika fethedilmiş, Fas, Tunus, Cezayir, bugünkü İspanya toprakları, Portekiz, dağları aşmışlar, Puvatya, Fransa içlerine kadar ilerlemişler, hedef İstanbul, 732, 100 yılda. Sasani İmparatorluğu, Biladüşşam, Bizans'ın gücü kırılmış. Orta Asya'ya geçilmiş. Horasan falan fethedilmiş. Diyarbakır, Erzurum'a kadar Hazreti Ömer dönemi gelinmiş. Tabii.
100 yılda bunlar olmuş. 610'da ne demişti? Bana kim inanır? Kur'an böyle bir bereket. Şeyi çizer misin demiştim. İmkanı var mı? Zülfikar'ı. Hocam çizelim. Geçelim mi oraya hocam? Evet, burada. Hazreti Ali'den bahsettik ya. Geçelim oraya. Hem Ömer Faruk Bey çizerken siz de anlatın. La şabbe illa Ali ve le seyfe illa Zülfikar. Hazreti Ali'den bahsedip Zülfikar'dan bahsetmemek olmaz. Tabii. Evet. Onun için Zülfikar'la ilgili bir şey anlatacağım. Şimdi bu Zülfikar normalde Peygamber Efendimiz'in kılıcı. Hı hı. Evet. Peygamber Efendimiz'in kılıcı Hendek Savaşı'ndaki kahramanlığı dolayısıyla vakit olursa anlatırım. Sonra Peygamber Efendimiz kılıcı ona veriyor. Tamam. Resulullah Aleyhisselam'ın bu Zülfikar kılıcın üzerinde Hazreti Ali'ye verdiği kılıcın üzerinde ne yazıyor biliyor musun hocam? Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref vardır. Kişi korkarak kaderinden kaçamaz. Yani, çok nasıl? Çok süper. Muhteşem. Aynen öyle. Madem Hazreti Ali'den bahsettik, onun için şair demiş ki La şabbe illa Aliyun ve le seyfe illa Zülfikar. Yani Ali'den başka yiğit, Zülfikar'dan başka da kılıç tanımam. Ama Resulullah Aleyhisselam bak, savaşlarda bile ashabına diyor ki, şimdi bu kılıcın bir hikayesi var. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar 1000 kişi, müşrikler 3000. 300 münafık da son dakika Uhud'dan ayrılınca kalıyorlar 700 kişi. Resulullah Aleyhisselam onların moralini yükseltmek için çıkarıyor kılıcı Zülfikar'ı. Bu kılıcımla bugün kim savaşabilir? Herkes diyor ki bana ver, bana ver ya Resulallah. Ama kimse can alıcı soruyu sormuyor. Şöyle orta boy yağız bir delikanlı var. Bakıyorum böyle tarihteki tasviri sana benziyor böyle. Yakışıklı, yağız bir delikanlı. Diyor ki ya Resulallah kılıcın hakkı nedir? Söyle ki bakalım verebilir miyiz? Yani daha meydana çıktık da. Eğilip büyülünceye kadar düşmana vurmaktır. Şehit oluncaya kadar Uhud'dan kaçmamaktır. Bu kılıçla kadın, çoluk çocuk, ağaç ve canlı hayvan öldürmemektir. Yeah. Bak savaş sırasında bile... Onları düşün. Tabii savaş sırasında çoluk, bile... Çoluk çocuk ve canlı hayvan. Çok önemli. Biz az önce tabii vakit çok kısa olduğu için sokak hayvanları ile ilgili söyledik. Belediyeler, kamu kuruluşları çalışmalar yapsınlar ama bu demek değil ki toplasınlar onları götürüp bir yere tıksınlar. Onlar canlıdır. Tesbih de bizim kardeşlerimizdir. Biz sadece başıboş yaşamasınlar, saldırgan olmasınlar, aç kalmasınlar. Bunun için söyledik ama bunlar böyle toplanıp kısırlaştırılıp bir yere tıkılsın değil. Onların da bu kainatta, evrende bizim kadar yaşama hakları var. Tabii. Dolayısıyla buna saygı göstererek doğru bir düzenleme. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bu kılıcı alıyor ya, şey mi diyecektin hocam? Yok. Bunu anlatalım. Bir vetere gireceğiz de o yüzden. Tamam. Patron sen, ben burada misafirim hocam. Estağfurullah. Onu anlatın. Hemen bir vetereye gireceğiz. Şimdi ben de programı yaptığım için bu konunun ızdırabını çok bilirim. Cansınız hocam. Evet. Ne demek? Programı bozmayalım. Anladım. Sözümü bitir. Tamam. Vakit varsa tabii bitireyim. Çünkü bazen konuk bir başladı mı? Bitir. Yok hocam, yok. Sizde. Eyvallah. Şimdi Resulullah Aleyhisselam o kılıcı alıyor ya. Kılıcın hakkını kim verebilir? Orada diyorlar ki işte kılıcın hakkı nedir? Soruya bu dicane. Sonra diyor ki ver ya Resulallah diyor. Bu kılıcın hakkını ben veririm o zaman. Alıyor böyle düşmana doğru biraz da kibirli kibirli yürüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah bu kibirli yürüyüşü sevmez ama bugün müstesna diyor. Çünkü karşı tarafta çok kibirlenenler var. Onu dengelemek için. Yalnız ne güzel çizdi ya Ömer Faruk işte o. Hazreti evet Ali'nin, Zülfikar. Zülfikar kılıcını çizdi. Resulullah çizdi. Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'ye hediye ettiği kılıç. Korkaklıkta ağır, ilerlemekte şeref vardır. Kişi korkarak kaderinden kaçamaz. Siz bu muhteşem sanatı izlerken ve biz de izlerken Medine'de Mescid-i Kıbleteyni, o çift kıbleli mescidi, kıblemizin Kabe'ye nasıl döndüğünü hocamızdan dinledik. Bir onu izleyelim hocam. İzleyelim. Muhteşem bir yer. Gördük. Her şeyi söylersem de. Mescid-i Kıbleteyn'e neden iki kıbleli mescit deniliyor?
İşte Efendimizin bu duasının gerçekleştiği yerdir, bu mescidin olduğu yer. Hazreti Muhammed'e mescitte namaz kılarken hangi vahiy geliyor? Hemen hiç beklemeksizin yönünü Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevir. Vahiy geldikten sonra Hazreti Peygamber ne yapıyor? Alişan ve bizlere rehberlik yapan Burhan Yıldız, Medine'de Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Mescid-i Kıbleteyn'i ziyaret ediyor. Evet, Alişan Hayat'a gülümse izleyicileri, şimdi Mescid-i Kıbleteyn Mescid'deyiz. Hazreti Muhammed'den miras kalan Mescid-i Kıbleteyn, Müslümanlar için oldukça önemli. Hazreti Peygamber bu mescide gider, namaz kıldırır ve oradaki Müslümanları ziyaret ederdi. Mescid-i Kıbleteyn, iki kıbleli mescit demektir. Kıble değişikliğini haber veren ayeti kerimeler indikten sonra Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram'a, yani Kabe'ye ilk kez bu mescitte çevrilmiştir. Bu mescidin önemi şu, Peygamber Efendimiz burada bir gün öğlen namazını kıldırırken iki rekatına şurada yukarıda Mescid-i Aksa'ya göre kıble belirlenmiş. Oraya doğru kıldırırken bir anda vahiy geliyor, 180 derece dönüp kıblesini Mekke'ye doğru çeviriyor. İşte Kabe'ye doğru çeviriyor ve o günden sonra kıblemiz Kabe oluyor. Kıbleten demek, iki kıbleli demek. Kıble artık Türkçemizde yer etmiş namaz kılarken niyet ediyoruz. Yönümü kıbleye, kıblem Kabe'ye. Direkt mevcut haliyle kıblemiz Kabe. Peygamber Efendimiz bir gün Mescid-i Kıbleteyn'de öğle namazını kıldırırken Bakara suresinin 144. ayeti kerimesi iniyor. Bu ayeti kerimede namazı artık Mescid-i Haram'a doğru, yani Kabe'ye yönelerek kılmaları söyleniyor. Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam Mekke'ye mükerremede peygamberlik geldi. İlk kıblemiz neresiydi? Peki Mescid-i Aksa'ydı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kabe'de namaz kıldığı zaman Kabe'nin Rukiye Mani köşesinde namazlarını kılardı ki hem Kabe yönü almış olurdu hem de Mescid-i Aksa'ya doğru namazlarını kılmış olurdu. Peygamber Efendimiz Kabe'ye doğru namaz kılmak istiyor. Bu isteğin Allah'ın Teala defaatlerce arz etmişti. Ya Rabbi bize Kabe'ye doğru namaz kılmayı nasip eyle diye dua etmişti. İşte Efendimizin bu duasının gerçekleştiği yerdi, bu mescidin olduğu yer. Bu civarda Seleme oğulları kabilesi yaşıyordu. Beni Seleme kabilesi. Bu mescidin yeri de onların namazgahıydı. O zaman böyle bir mescid yoktu ama bu alanın etrafını çitlerle çevirmişlerdi. Burayı namazgah yapmışlardı. 5 vakit namazı burada cemaatle eda ediyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu civarda hasta bir çocuğu ziyarete geldi. O ziyaret esnasında burada toplanan cemaate 4 rekatlı bir namaz kıldırdı. Namaz Mescid-i Aksa'ya doğru başladı. İlk 2 rekat Mescid-i Aksa'ya doğru kılındı. 3. rekata kalkıldığında Peygamber Efendimiz'in beklemiş olduğu müjde, emir tam namazın ortasında vahiy olarak geldi. Bakara suresi 144. ayet-i kerime burada nazil oldu. Hani bizim mescitlerimizde yazıyor. Sevelli veçfeke şetral mescid-i haram. Hemen hiç beklemeksizin yönünü Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevir. Efendimiz bu emri namazın ortasında vahiy olarak alınca vahiy aldığı gibi 180 derece gerisin geriye döndü. Cemaatinden geçerek Kabe'ye yöneldi. Cemaat demeden Efendimiz bu hareketine göre oldukları yerde gerisin geriye döndüler. Efendimiz arkasında Kabe'ye doğru saf düzeni aldılar ve kalan 2 rekatı bu şekilde Kabe'ye doğru eda ettiler. Ve artık o andan itibaren de kıblemiz Kabe oldu. Evet efendim, geldik bir programın da sonuna. Hala şu anda bizim için çok güzel resimler yapıyor. Kum sanatı sanatçısı Ömer Faruk Elmas'a çok çok teşekkür ediyoruz. En son şu an ne çiziyoruz Ömer'im? Efendimizin ismini. Söylemeden ben şey gördüm oraya.
Sevr mağarasındaki örümceği ve kuşu çizdi. Evet. Ve Efendimizin ismini şu anda yazıyor. Ömer Faruk Elmas'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki ilahiyatçı yazar her salı bizlerle birlikteydi Ramazan boyu. Önümüzdeki hafta inşallah Arife günü olacak. Evet, salı inşallah. Günü, çarşamba günü bayram. Allah ömür verir de görürsek Doktor Erkan Aydın'a hem bugün anlattıkları güzel şeyler için hem de bütün Ramazan boyu anlattığınız güzel şeyler için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Bursa'ya geçeceğim. Ülke TV'de iftar programımız evet. Var. Devam edeceğim. Hafta işte sen geldin. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ne demek hocam? Ne demek? Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Size en kısa zamanda inşallah tekrar birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Bugünlük bizden çok bu kadar efendim. Allah razı olsun. Yarın inşallah yine aynı saatte karşınızda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.